İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Gün içinde yaşananlar da dahil olmak üzere son süreçte pek çok sorumuz olacak. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e merhabalar efendim. Hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Merhaba, siz de Genel Merkezimize hoş geldiniz. Zafer Arapkirli ile birlikte yayını gerçekleştireceğiz. Bu arada hemen aktarayım. KRT Yön Radyo ortak yayınımızla karşınızdayız. Pek çok konu başlığımız var dedik. Ben şimdi bir tabii bugünle başlamak gerekiyor galiba. Siz de bugün yine Sincan'daydınız. Ondan evvel bu röportajın belki kamera arkasına, perde arkasına ilişkin küçücük bir not aktarabilir miyim? Sayın Genel Başkan'ın izniyle. Bu röportajı almak için çalışmaya başladığımızda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de Cuellar'dı. Beşiktaş'ın kaptanı baba hakkıydı. Almanya'nın başında Beckenbauer vardı. Pele ve Maradona sağdılar. Reha Muhtar Atina'dan, Zafer Arapkirli Londra'dan bildiriyordu. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı hala Recep Tayyip Erdoğan'dı. Lütfettiniz, sağ olun efendim. Epey uğraştık ama vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Efendim şimdi bugünden başlayalım. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Siz de bugün davadaydınız. Yine Sincan'daydınız. Yarın 5. gün ama bugün çok önemli konular gündeme geldi artık. Ayşe Ateş isim verdi günler sonra. Şimdi müşteki sıfatıyla duruşmada ilk kez konuştu bugün. Ve verdiği isimler diyor ki Ayşe Ateş, galiba oradan başlamak daha doğru çünkü davaya ilişkin tabii ki ayrıntıları da konuşacağız ama bu işin azmettiricisi rahmetli eşimin bana söylediği İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'dır dedi. Bir kere de ilk defa isim söylemiş oldu. Şimdi Ayşe Ateş'in bu isimleri söylemesi davayı nasıl etkileyecek? Bu bir. İkincisi sizin açıklamanız bugün önemli. Şu cümleniz çok önemliydi. Artık bu salonda mızrak çuvala sığmıyor dediniz. O salonda ne oluyor? Diğer açıklamalarla birlikte tabii bunu da değerlendirelim. Bir de bugün çok önemli bir şey oldu ki meslektaşımız Alican Uludağ'dan öğrendik. Sinan Ateş soruşturmasında görev alan dönemin Asayiş Şube Müdür Yardımcısı savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tolgahan Demirbaşı biz dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık. Demirbaş'ın sokakta gözaltına alındığını anlatan yakalama tutanağı sahte dedi. Şimdi o kadar farklı açıklamalar geldi. Zaten ilk başta ifadeler değiştirilmişti. Dolayısıyla işte hem davada birilerine giden süreç, yani bazı isimlere giden süreçte bir duvar mı örülüyor, ne oluyor diye hep konuşulmaya başlandı. Bugün Ayşe Ateş'in verdiği isimlerle birlikte bir de tabii bu önemli durumun ortaya çıkması Tolgahan Demirbaş'la ilgili de ne söylersiniz, o salonda ne oluyor? Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Genel merkezimize. KRT daha önce de buraya iki kez konuk oldu. Ama evet. Zafer Bey'i ilk kez konuk ediyor. Zafer Bey ayrı bir hani KRT ailesinin adına değil de kendi adına uzun süredir beklediğini ifade etti herhalde. Tabii şey, Perez de Cuellar'la Pele aynı dönem değil. 18 yıl var arada falan. O kadar değil. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi... Ben davayı çok yakından takip ediyorum. Bu daha önce de Sayın Genel Başkanımız da genel başkanken hepimiz adına Ayşe Ateş'i arayıp kendisine hem hukuki destek noktasında hem de insani duygularımızı hepimiz adına iletmişti. Ben genel başkan olduğumda aradım. Dedim ki partinin genel başkanı olarak Kemal Bey size ne dediyse aynısının sürdürüyoruz tutumumuzu. Siz istediğiniz zaman konuşuruz. Ama siz bu dava siyasetin konusu olmasın derseniz biz sizin ve evlatlarınızın acınıza saygımızdan susarız. Ama artık böyle böyle böyle. Kendisi anlayışımıza teşekkür etti. Sonra bir bayramda yine bayramlaştık. Sonrasında randevu istedi Ayşe Hanım, geldi dedi ki yani artık dedi bıçak kemiğe dayandı. Genel seçim geçsin. İddianame yazılacak. Yerel seçim geçsin. İddianame yazılacak. İddianame yazıldı dedi. Benim ifadelerimin hiçbirisi, yani iddia kendi ifadesi aynı zamanda ihbar. Evet. Değerlendirilmemiş bomboş bir iddianame var. O yüzden dedi lütfen benim arkamda durur musunuz? Ben dedim ben değil, bütün Türkiye sizin arkanızda durur. Çünkü çok haklı bir davanız var.
Ve sonra bir dahakine çocuklarıyla geldi. Ondan sonra o çok duygusal bir şeydi tabii ziyaret. En sonda yine bir avukat arkadaşıyla birlikte bütün liderleri gezmeden önce geldi. Daha doğrusu ilk gelişinden sonra ben Sayın Erdoğan'dan randevu talebini hatırlatmıştım. Bir yıldır randevu verecekti. Sayın Hasan Doğan sağ olsun ikinci hatırlatmada, yani randevu vermişlerdi, sonra iptal olmuş. Kötü bir niyet olmadığını ve mutlaka bizim Sayın Erdoğan'la görüşmemizden önce dedi. Aynı güne randevu verdiler. Oradan sonra liderleri dolaştı, diğer parti liderlerini. Son olarak geldi işte Musavvat Bey'in de benim katılıp katılmayacağımı sormuş Musavvat Bey. İletişim kurduk. Yani ne kadar çok parti lideri giderse o kadar iyi olur diye zaten hep düşündük. Öyle de oldu. Davayı takip ediyoruz başından sonuna kadar. Bir kez burada şöyle bir sorun var. Yani bunu kabul etmek lazım. Bir ülkenin başkentinde sokak ortasında güpegündüz bir cinayet işleniyor. Cinayet fiilen naş yerden kaldırılıyor. Siyaseten kimse dokunamıyor. Böyle bir şey yok. Yani bir kere o gün biz, ben duydum, eski ülke ocakları genel başkanı vurulmuş. Bir kez önce hemen bir taziye mesajı yayınladık. Çünkü sonuçta Milliyetçi Hareket Partisi'nin gençlik kolları gibi ilişkili bir şey ve siyaseten rakibiz, çok ağır polemiklere girdiğimiz olmuştur ama insan o. Akşam üstüne doğru dikkat çekildi. Bütün gazeteciler fark etti bunu. MHP'den bir tek taziye yok. Cenazeye katılım yok. Katılanlar istifa ediyorlar ve tepki gösteriyorlar. Partimiz niye suskun diye falan. Bir üzüntü beyanı yok. Hiçbir şey yok. Ve çok yakın zamana kadar olmuş bir ülke ocakları başkanlığı görevi yapmış birisi. Bir anormallik orada başladı zaten. Ya ne oluyor dedi herkes. MHP suskunluğunu korudu geldi. Şimdi bugüne geldiğimizde, ben bugün ilk gün oradaydım. Bugün de Sayın Ayşe Ateş ve Sinan Ateş'in, değerli Asiye teyzenin beyanları sırasında orada olmak için gittim. Anneyi dinledim ama mahkeme başkanı erken bir ara verdiği için, benim de burada Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Bey'i misafir edecektik. O sırada ayrıldım ama annesinin ifadeleri şöyle, yani 22 sanık ve dünya kadar sanık avukatı konuştu. Annesi bir 3-5 dakika konuştu ve bence mahkemeyi bitirdi. İnanılmaz şeyler ve ben buna da hala duyarsız kalılırsa Sinan Ateş'in annesinin ve eşinin gözyaşlarında boğulacaksınız dedim artık. Yani başka bir ihtimal yok. Çünkü 4 gündür orada bir tiyatro var. Ayşe Hanım'ın deyimiyle. O tiyatroda herkes bunun Sinan Ateş'le Doğukan Çep dışında hiç kimsenin haberi yok, bilgisi yok. Doğukan'da bir kişisel alacak verecek meselemiz vardı. Onun için ayağından vurmaya yolladım. O ayağından vurdu. Vuran diyor ben ayağından vurdum, sonra kaçıyordum, bir ses daha geldi, başkası vurdu falan. Oysa yani oysaki ilk tutuklamasında şey diyor, gözaltısında ayağından vurdum, elini beline atınca karnından ve şeyden de vurdum diyor. Hiç olmazsa o savunması biraz daha şey. Ben onu tanımam, ben bunu tanımam, ben tesadüfüm falan ve özellikle bir siyasi iş olmadığını, adli bir vaka olduğunu, normal bir cinayet olduğunu falan, yanlışlıkla vurulduğunu falan söylemeye çalışıyorlar. Ama öyle bir noktaya geldi ki annesi diyor ki, oğlum çelik yelek giymiş, ben sarıldım diyor oğluma diyor. Ne var sende dedim diyor, çelik yelek var. Niye giydin oğlum deyince, dedi ki diyor, anne benim kalemimi kırdılar, ipimi çektiler. İsimler veriyor annesi. MHP'nin genel başkan yardımcılarının, işte genel sekreterinin. Sonra dedim diyor git görüş. Görüşmeye çalıştı, görüşmediler diyor. Bu engel olmaya çalıştı. Sonra annesine çok detay vermemiş ama demiş ki beni yakında vuracaklar. Annesi gözyaşları içinde anlatıyor, sonra da vuruldu diyor. Şimdi diyor bunlar diyor ki diyor bir para meselesinden vurduk. Sinan bana niye vurulacağını ve onun kimin vurulacağını söyledi diyor. Ben diyor ne yapacaksınız, beni de tehdit mi edeceğiz, bir canım var alın onu diyor, ben her gün öldüm zaten diyor. Sonra Ayşe Hanım'ın beyanları, Ayşe Hanım dedi ki Sinan bize diyor ki dedi ki işte iki genel başkan yardımcısının ismini söyleyip benim öldürülmem için talimat verdiler.
Ve bu talimata göre şu anda şu isim, ki o isim de şu anda yargılanıyor, kiralık katil arıyor. Şimdi böyle bir iddia var. Bu bir iddia. Ölenin kendisinden, ölenin eşi ve annesi doğrudan duymuş. Bir iddia. Bunu söylüyorlar. Ve bu iddianamede yok. Bu soruşturulmuyor. Bununla ilgili bir şey yok. Azmettirenler arasında yok. Şimdi ben tabii buradan açıkça söyleyeyim. Şimdi ben Ulvi Bey ve Semih Bey için siz bu cinayeti azmettirdiniz diyemem. Diyemem, bunu söyleyemem. Ama onlara şunu söylerim. Size yakışan, ki o zaman ilk hamlenizle ben %50 zaten inanırım sorumlu olmadığınıza. Dokunulmazlığınızın kaldırılmasını kendiniz talep edin. Bu dosya özelinde. Hep birlikte oy verelim ve gidin aklanın. Ben onları suçlamıyorum. Ben onları aklanmaya davet ediyorum. Eğer böyle bir iddia varken yapılan ETS kayıtları, kimlerle konuşmuş ki bazı sanıklar üzerinden işte Ulvi Bey'le o gün iki kere televizyon telefonda görüştüğü, mesajlaştığı falan çıkıyor. Şimdi bana sürekli hakaret edip tehdit ediyorlar. Tuhaf tuhaf, yani bir siyasetçiye yakışmayacak üslupla falan. Bunu yıllardır yapar onlar. Ama ben onlara siz bu cinayetin azmettiricisiniz demiyorum. Annesi ve eşi diyor. Böyle bir şey söyledi Sinan. Mahkemeye gelin ve aklanın diyorum. İspat edin olmadığını diyorum. Bunu yapmazlarsa bu yükün altından bakın bir kere MHP kalır, Cumhur İttifakı kalır, Türkiye siyaseti kalır. Şöyle bir şey yok. Bazı evlatlar öldürüldüğünde sonuna kadar soruşturulabiliyor. Bazı evlatlar öldürüldüğünde öldürenin ve öldürtenin kim olduğuna bağlı olarak işin üstü örtülebiliyor. Böyle bir ülkede ben nasıl ana muhalefet partisi lideriyim diyeceğim yani. Bunun üstüne ayırmalısınız derken aslında bunu mu kastediyordunuz? Hani AK Parti yani Cumhur İttifakı'nı tamamen. Benim söylediğim şu. AK Parti ne olursa olsun sonuna kadar gidilmelidir demezse ittifak ilişkisi üzerinden bu yük sırtında kalır. MHP'de de arkadaş şöyle, bu iki kişinin dokunulmazlığı kaldırılmalı, yargılanmalı, dokunulmazlık zırhından yararlanmamalılar. Ya neymiş Ali Mahir Başarır bir mahkemeden mahkeme heyet başkanına yanlış yapıyorsun deyip kalkıp terk etti diye dokunulmazlığını kaldırıyorlardı geçen sene. Son gün bir sürü şey üzerine seçime giderken şey yapmadık. Mahkeme neymiş hakime kaldırmış. Ya bunların kiralık katil tutturdukları iddia ediliyor. Bakın iddia ediliyor. Gideceksiniz mahkemede aklanacaksınız. Aklanmazsanız partinizi de ittifakınızı da Türkiye siyasetini de lekelersiniz. Bu yük taşınmaz. Bu yükü partilerine de taşıtamazlar. Bu olacak iş değil yani. Ha varsa bir savunmaları, varsa izahları ki vardır. Gidip anlatacaklar onu ki herkesin. Zaten dokunulmazlığımız kaldırılsın dediklerinde ben %50 ikna olurum. Demek ki korkacak bir şeyleri yok derim. Bir de giderler orada şey yaparlar ondan sonra. Ama bu aksi takdirde olmaz yani. Burada şunu sorabilir miyim Sayın Genel Başkan? Bugün mahkeme çıkışında işte bunu özellikle vurguladınız. Hem bu siyasi parti bir takım çürümüşlükler varsa onlardan arınmalı. Hem de Cumhur İttifakı olarak bunlardan arınmalı. Hatta bir sarı öküz göndermesi yaptınız. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderliği ve sözünü ettiğiniz iki sayın siyasetçi belki bundan etkilenmeyebilirler. Ama sizde Sayın Cumhurbaşkanı'nın, AKP Genel Başkanı'nın bütün bu olup bitenleri dinledikten, mahkemelerde olup bitenleri ve Ayşe Hanım'ın da bizzat gidip kendisini anlattıklarından etkilenerek ummadığımız bir tavır alacağına inancınız var mı? İnanmak isterim. Doğrusu bu. Böyle yapmasını bekliyorum yani. Yani böyle yapması gerekir. Bizim bu konuda artık yani zaten orada duyduklarınızda ilişkilerle savunmalar, mesela verdikleri ilk beyanları hep reddediyorlar. Çünkü bir takım akıllar verilmiş. Aman oradan o bağlantılı. En son bugün ortaya çıkan durum. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un ki bu dönemde dördüncü sırada yaparak seçtirtmediler. Yani hem listeye koydular hem seçtirtmediler. Olcay Kılavuz'un evine gidiyorlar. Diyor ki bu evden alamazsın, benim dokunulmazlığım var diyor. Ağa baban gelecek diyor. Yolluyor. Sonra gidiyorlar. O evden gözaltı yapıyorlar. Ama tutanağı sonradan gözaltına alan polisin tutanağını değiştirip yolda gözaltına aldı. Ne yapıyor? Olcay Kılavuz bağlantısını ortadan kaldırıyor. O tarihte Olcay Kılavuz Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili. Yani böyle bir şey olmaz.
bunlar konuşulmadan yargında 3 kişi mi 3 kişi 5 kişi mi 5 kişi bunlar partiden dağıtılır, siyasetten de giderler. Eğer suçları varsa kimse de dönüp MHP'ye efendim siz işte bu kimse bir şey demez. Ama bu olmaz artık yani. Bu olmaz. Yani bu mızrak bu çuvala sığmaz dediğim bu. Yoksa ben yani Sayın Bahçeli'yi de ziyarete gittim. Orada da Ayşe Ateş'in kendisiyle de görüşmek istediğini uygun bir üslupla takdir kendilerinde olmak üzere ifade ettim. Yani bizim ne bir partiyi ne bir lideri ne komple bir hareketi karalamak gibi niyetimiz yok ama öyle işler yapıyorlar ki artık bu vakitten sonra olmaz yani. Peki efendim size de hakaretler işte sosyal medya hesaplarından daha yeni hatta MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yöntel'in size karşı sözleri vardı. Hatta mesajının sonunda yakında diye bir kelime kullandı o mesajında da. Neden sizi hedef alıyorlar ve siz bir girişimde bulundunuz mu? Mesela bir suç duyurusunda ya da işte Sayın Bahçeli ile ya da bunun üzerinde bir görüşme oldu. Olan biten herkesin göz önünde oluyor. Hani benim Sayın Bahçeli'ye bu konuda yani şimdi kendi genel başkan yardımcısıyla ilgili benim bir şey söylemem yakışık almaz. Yani o ayrı her kişinin göz önünde oluyor. Benim genel başkan yardımcım böyle bir şey yapıyor olsa arkadaşlar bu üslup olmaz derim. Ayrı bir şey ama deniyor denmiyor tercih ediliyor deniyor. O benim meselem değil. Ama benim meselem olan kısım şu. Tabii çok hakaret ediyorlar falan, tehdit ediyorlar. Benim meselem olan kısım şu. Bunlara karşı bir kelime eksik konuşursanız veya bir santim eğilirseniz, bir parmak eğilirseniz bunlar bu millete diz çöktürürler. Burada kimsenin korkup veya sinip veya bilmem ne için susmaya hakkı yok. Bakın ben kimsenin elini havada bırakmayan, bütün en sert polemiklerin yaşandığı siyasetçilerimle ben mesela Meral Hanım'ın Erdoğan'a veda ziyareti mi diyelim. O ziyaretini bile olumlu bulmuş birisiyim. Ben her zaman diyalogtan yanayım. Ama Cumhurbaşkanı yani Beştepe'deki görüşmesini söylüyorsunuz. Her zaman diyalogtan yanayım. Siyasiler birbirleriyle görüşmeliler. Kavga etmemeliler falan. Ama bu iş artık siyaset sınırlarının dışına çıktı. Yani olacak şey değil. Ve sürekli hani bana saldırsın bilmem yani fark etmez. Cürümü kadar yer yakar da ama bir suçluluk psikolojisinde ama bir memnuniyetim var. Bu ikisini MHP'de bu ikisinden başka savunan yok. Çıkıp da bir üçüncü kişi demiyor. Ya niye böyle diyorsun? Çünkü yaka sıkmışlar bunlardan yaka. Yaka adam diyor ki ya gidin ben herhangi bir gazeteci söylüyorum. Gidin önceki dönem mesela bunlarla birlikte milletvekilliği yapmış eski milletvekillerine. Bu dönem millet off the record uçakta muçakta bir sorun bakalım. Ne diyorlar? Herkes yaka silkiyor bu ikisinden. Ama olacak iş değil yani. Olacak iş değil ki Semih Bey ne büyük bir acı yaşadı. Biz cenazesine gittik, taziyesine gittik. Ben telefon açtım. Bana en ağır hakaretler ettiği zamandı. Çünkü oğlunu kaybetmiş. Ama şimdi babasını kaybetmiş. İki küçük çocuk var orada. Bir anne var oğlunu kaybetmiş. Yani böyle olmaz. Gerçekten olmaz. Özgür Bey şimdi... Çok üzülüyorum ve çok yani... Mesela burada şöyle bir şey hissediyorum yani. Ya bunun normal kabul edilmemesi lazım. Yani bu normal kabul edilemez. Bu olay böyle geçemez yani. Biz buna izin verirsek Türkiye'de çok fena şeylerin önünü açarız. Buna burada dur diyeceğiz. Kim ne bedel ödeyecekse ödeyecek. Ama buna burada dur dememiz lazım. Evet. Şimdi Cumhuriyet tarihinde yüksek profilli siyasi cinayetler çok uzun bir liste, çok kalabalık bir liste. İşte Abdi İpekçi'den alın, Uğur Mumcu'ya kadar, Ahmet Taner Kışlalı'ya kadar, Necip Cevdetoğlu'ya kadar çok sayıda siyasi yüksek profilli siyasi cinayet işlendi. Ama ilk kez bir cinayetin azmettirici arkasındaki odaklar ilk kez bu kadar bulanık değil. Bu kadar net bir resim çizecek gibi konuşuluyor. Sizce bu cinayetin özelinden hareketle Türkiye'de siyasetin dinamikleri de önümüzdeki dönemde belki önümüzdeki seçimde etkilenebilir mi? Bu davanın sonucundan belki de sonuçlanmamasında. Ya dava sonuçlarımız zaten sonuçlanmaz yok. Oradaki o tetikçiyi metikçiyi serbest bırakacak hali yok. Adam diyor ben vurdum. Öbürü diyor ben azmettirdim. Öbürü... Ama hepsi
bu meseleyi kendileri kurdukları bir mizansene. İlk anda bambaşka ifadeler vermişler ama evraklar da değiştirilmiş. Milliyetçi Hareket Partililerle irtibatını kesiyorlar olayı. Ve bu dava böyle karara bağlandığında dava bitmiş ama adalet gelmemiş olacak. İşte sonuçlanmaması derken bu büyük, bunu evet, bu büyük bir sorun olarak karşımızda çıkacak. O dava bir daha görülecek. O zaman işte Ayşe Ateş'in evlatları için bu dava bir daha görecek. Ne zaman görecek? İktidar değişince görecek. Ama bu sefer tabii burada kamu görevlisini korkutuyor gibi bir şey de söylemek istemem ama görevini yapmayan kim varsa onlar da bunun hesabını yargı önünde verecek. Bu kadar söyleyeyim. Görevini eksik yapan, ne bileyim o tutanakları değiştiren ya da o iddianameyi bütün her şeye rağmen kısıtlı ve sadece torbacılarla sınırlı tutan kim varsa bunların hesabını verecek. Sadece. Bu çok net. Yani ya da yani şöyle bir şey. Ayşe Ateş'in oradan çıkarken ya da avukatı beyefendilerin bizim bu mahkemede soramadığımız bir soru ve araştırılmayan bir şey kalmadı diyene kadar bu mahkemenin bunu yapması lazım. Yapmazsa olmaz. Günü geldiğinde yapmayanları da yargılarlar. Bunu kimseyi tehdit etmek için falan söylemiyorum. Geçmişte ben bunu öz eseye söyledim. Ergenekon hakimiydi. Göz göre göre yalan işler yapıyordu. Salonu boşaltın kararı okuyacağım deyip dışarı çıkıp gittim odasına. Girdim. Bana dedi ki buraya giremezsiniz. Ya sen meclise gelsen ben sana böyle mi yapacağım dedim. Ben sizi etkilemeye gelmedim ki dedim. Ben size şunu söylemeye geldim. Adil davranın. İyi bu hareketleri yapmayın. Karar okunmadan önce salonun boşaltılması bilmem nesi. Bunlar doğru değil. Yapmayın. O bana dedi ki odamı bastığını senin hakkında suçluyorsun. Ben de senin hakkında bulunacağım dedim. Karşılıklı bulunduk. Darbe günü belli oldu ki o yaptıklarının hepsi zaten komploymuş biliyorsunuz işte tuzakmış, kumpasmış. Şimdi aldı 24 yıl cezayı. Beni mahkemede süründürüyordu. HSK geldi işte muhakkik bana sordu. Ben de o olayları da anlattım falan. 24 yıl ceza aldı yaptığı diğer işlerden. Bundan ne aldı bilmiyorum. Siz dokunulmazlık üzerinden zaten şimdi mesajınızı öyle vermiş oldunuz. Bu arada bugün sayabildiğimiz itibariyle de 11 sanık ifadesini değiştirmiş. Evet. Evet. Bugün de böyle bir ayrıntıyı da söylemiş olalım. Başından beri davanın Cumhurbaşkanımız kızım kocanın katilleri yakalanacak dedi demişti Ayşe Ateş'te. Onu da bu davanın belirtelim. Sanıkları kadar yoğun avukat denetiminde sürekli koğuşta bile tutulmuyorlar. Devamlı avukat görüşmesi, devamlı yine belli bir siyasete müzahir ya da belli bir partinin üyesi avukatlar devamlı orada. Onlar devamlı orada bir şey yapıyorlar. Biz de izliyoruz, görüyoruz. Yani neyin nasıl olduğunu kimse hiçbir şey gizli kalıyor falan sanmasın. Hatta sanıkların zaman zaman avukatlar üzerinden ne mesajlar yolladığını da biliyoruz. Bize şu sözler verildi, tutulma daha nice olacaktı, bu olacaktı falan. Orada başka bir tansiyon da yükselir ama onu kontrol altında tutmaya çalışan bir başka akıl da devrede, onu da takip ediyorum. Günü gelince onları da açıklayacağız. Peki. Bugünkü görüşmenize geçelim. Evet, bugün bu Sincan'dan sonra çok önemli bir görüşme yaptınız. Zafer Partisi'nin Sayın Genel Başkanı ile Ümit Özdağ Hoca ile. Orada da muhtemeldir ki bu konuda gündeme geldi, konuşuldu ama ağırlıklı olarak bu sığınmacı sorununu konuştunuz herhalde. Şimdi o sığınmacı meselesi Türkiye'de yeniden alevlenmiş bir mesele gibi gözüküyor. Hatta bugün ilk kez duyduğumuz bir yeniden kapanmalı bir nüfus sayımı yapılsın çağrısına kadar gitti. Bu konu sizin partinizde planlandı mı? Yani böyle bir kapalı nüfus sayımı yapılması ve yararlı olacağına inanıyorsunuz. Bu pazartesi günü, gerçi daha önce de defalarca Sayın Murat Bakan, Gölge İçişleri Bakanımız bunu dile getirmişti. Biz bunu Ali Yerlikaya'ya da teklif ettik. Sayın Ali Yerlikaya'nın da çok haberleşmeyen ama sonra bana Murat Başkanımın yolladığı bir videoda da gördüm. Ali Bey de bunun olabileceğini söylüyor. Bu bizim önerimiz. Yapılmalı. Bir görelim bakalım kaç kişi var. Nerede kaç kişi yaşıyor? Sizin bir tahmininiz var mı? Ya resmi rakam 4.600.000. 10 milyon diyen var. Bugün Ümit Bey 13 milyon dedi. 8 milyon diyen var. Yani işte bu kafa karışıklığının son bulması için kayıtlı olanları bir görelim. Kaçak olanlar belli olsun. Ona göre de ne yapılacaksa yapılsın. İkincisi bugünkü
durum bir statikoya dönüşemez. Bugünkü durum sıra dışı bir durumdur, de facto bir durumdur. Hukuken de sorunlu bir durumdur. Bu durumun çözülmesi lazım. Ben bununla ilgili üzerime düşen ne varsa yapacağım. Ben bunu seçimlerin ertesi günü ilk MYK'da büyük bir başarı elde edildiği noktada arkadaşlarıma şunu söyledim. Rehavete kapılmayacağız. Bir büyük işte zafer bir son değil, bir başlangıçtayız. Esas zafer iktidar olduğumuzda kazanılacak. O güne kadar ciddiyetle çalışalım. Çok fazla abartmayalım mevzuyu. Özellikle ilk işte sığınmacı sorunuyla başlayalım dedik. Çeşitli arkadaşlarımız çalışıyor. Dış politika danışma kurulum var. Toplam 11 üst düzey, 2 tanesi Dışişleri Bakanı olmak üzere. Sayın Karayalçın ve Sayın Hikmet Çetin. 9 tane de en üst düzey görevlerde bulunmuş diplomatlarımız var. Birini eksik bırakmamak için hiçbirini saymayayım ama aktif görevde olan milletvekilimiz Namık Tan'ın da olduğu, İlhan Uzgel'in de olduğu. Ayrıca 7 tane daha diplomat var. Ondan sonra İlhan Bey dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcımız. Dış politika danışma kurulu bir çalışıyor. Milli savunma danışma kurulumuz var. Milli savunma politikaları danışma kurulumuz. Yankı Bağcıoğlu. Yine 16 tanesi amiral ve general olmak üzere 10 emekli askerden oluşan. Onlar bir çalışma grubu içindeler. İkisinin bir karma toplantısı olacak. Toplam 20 kişi bu meseleleri konuştuğumuz. Murat Bakan bir ekibiyle göç politikaları, İçişleri Bakanlığı, iç mevzuat göç dairesi üzerinden bakıyor iç mevzuat dahilinde. Bunun yanında yine bu meseleyle ilgili Selin Sayıkbeköy ve ben yarın da ben önce başbağlara gidiyorum. Evet. Oradan Bükreş'e gideceğim, Romanya'ya gideceğim. Orada da konu sığınmacılar mı? Sosyalist Enternasyonel'in hem toplantısına katılacağım hem başkanlarla yemekte bir araya geleceğim. Oradaki ana konumuz da sığınmacılar. Ben Türkiye'deki bütün büyükelçilerle konuşuyorum. Bana gelenle konuşuyorum. Bütün Avrupa Birliği büyükelçilerini bir yemekte bir araya getirdik. Landrut'a veda sürecinde. Orada konuştuk. Sayın Landrut'la defalarca bunu konuştuk. Alman Cumhurbaşkanı'yla, Alman Başbakanı'yla konuştum. Pedro Sanchez'le konuştum. Ve hepsinden bu konuda şu şeyi söylemeye çalışıyorum. Biz Türkiye'yi bu halde bırakmayacağız ve siz bizi bu konuda yalnız bırakamazsınız. Biz sizin sığınmacı deponuz olamayız. Efendim sınırımızda sınır ötesi bir sığınmacı kampı olsun, bunun adı Türkiye olsun. Bunu kabul etmiyoruz. Bu ne sosyal demokratlığa yakışır, ne yoldaşlık hukukuna yakışır, ne sizin ülkenize yakışır. Merkel'in yaptığı o tuhaf 6 milyon euroluk anlaşma Merkel kendisi için başarı sayabilir ama Avrupa Birliği'nin idealleri üzerinde ortaklaşılmış idealler için utanç vericidir. Olmaz böyle bir şey. Bizim için de 6 milyon karşılığında Recep Tayyip Erdoğan ikna olmuş ki ya işte 10 milyon sığınmacı bakıyoruz. Veya resmi rakamla 4.6 milyon sığınmacı bakıyoruz. Ya 6 milyonu bunu biz aramızda toplayalım 60 milyon verelim. 6 milyar galiba. 6 milyar euro. Ya, 6 milyar 6 milyar. 3 artı 3 tabii, verecekler. 6 yani. Milyar euro. Biz 60 milyar verelim şey yapalım. Ama esas sorun şu. Görüşmenin görünen tarafı bu para. 6 milyar euro ne olacak? Sayın Erdoğan kendi açıklıyor şu ana kadar 48 milyar masraf ettik diye. Bir o kadar daha verin diye. Bir o kadar. Bu görünen tarafı. Görüşmenin anlaşmanın zımni tarafı var. Yazılı olmayan. Bunu ben Avrupa'daki bütün muhataplarımı söyledim de birisi de yanlış diyorsun demedi. Türkiye ile ilgili raporlar yumuşak yazılsın. Hak ihlallerine karşı Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği gerekli reaksiyonları göstermesin falan. Şunu söyleyeyim. Ben onlara da 100 kere dedim. Siz Türkiye'yi konseyden atmaya kalksanız ben karşı çıkarım önce. Biz konseyi 75 yıl önceki kurucusuyuz. Ama böyle de olmaz. Yani sen sığınmacıları al Türkiye'de ne istiyorsan yap, biz raporu yazmayız, bilmem ne yapmayız. Bu çok kötü bir yer. Şimdi bu işin çok özür dilerim. Bu işin çözümünün yolunun Şam'dan ve Esad'la görüşmeden geçtiğini siz telaffuz ettiniz. Ve dediniz ki gerekirse ben ilk fırsatta görüşmeye çalışırım ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da görüşmesi için de aracılık etmeye hazırım dediniz. Bunun ne kadar kısa bir vadede gerçekleşeceğine inanıyorsunuz? Yani ya da sizin böyle önden en azından kendinizin bir randevu girişimi ve alınmış bir cevap var mı?
aracı olur. Detay vermeyeyim ama bir mütabakatımız var, gün belirleyeceğiz. Yani bir direkt temasınız oldu. Evet, çok yakın bir süreçte bir Şam ziyareti olacak. Siz bizzat gideceksiniz. Evet evet, bizzat bir heyetle gideceğim. Bir aksilik çıkmazsa, zaman zaman çünkü bir takım müdahaleler falan oluyor. Bir aksilik çıkmazsa gideceğiz, görüşeceğiz. Ve şu kadarını söyleyeyim. Türkiye ile Esad'ın masaya oturup bu sorunu çözüp Avrupa'dan da kaynağın bulunması için inanılmaz gayret sarf edeceğim. Bu konuda şimdiye kadar görülmüş en büyük uluslararası, en yoğun uluslararası temasları ve en büyük kampanyayı da yapacağız. Parasını da bulacağız. Yeter ki Türkiye'de şu sığınmacı meselesinden kurtulmak üzere herkes iradesini göstersin. İnsan haklarına da aykırı işler yapmaksızın ama Kayseri benzeri olayları yaşamanın da endişesiyle bir an önce bu meselenin çözülmesi lazım. Biz 2,5-3 aydır çalışıyoruz. Belli bir noktaya geldik. Buradaki memnuniyet duyduğumuz husus şu. Biz eskiden Esad'la görüştüğünce katil Esed'in git kanlı elini sen tut diyenler şimdi biz eskiden tatil yapardık yine yapabiliriz diyor. Bu işi çözsünler de tatil mi yaparlar, aynı eve mi çıkarlar hiç karışmam. Yeter ki çözülsün. Tahmini bir süre verebilir misiniz? Birkaç hafta, birkaç ay görüşmeyi böyle bir maalesef. Evet, bu Temmuz ayı içinde gerçekleşmesini umut ediyoruz. Bir tarih belirleyeceğiz, gideceğiz. Efendim siz aslında... Lübnan üzerinden gideceğiz. Yani Lübnan'a uçacağız, oradan karayoluyla gideceğiz. Hı hı. Siz aslında hani Suriye politikasını eleştiriyorsunuz. Geçtiğimiz bir ay önceydi. Sayın İlhan Uzger'le Dışişleri Bakanı da bir araya gelmişti. Şimdi Dışişleri'nden bir açıklama geldi ve yani politikayı eleştirenlere yönelik bir açıklama. Siyasi rant amacıyla mesnetsiz ithamlarda bulunan kesimlerin egemen güçlerin vekilleri haline geldikleri gözden kaçırılmamalıdır denildi. Şimdi bir taraftan da görüşme trafiğiniz devam ediyor aslında. Nasıl gördünüz bu sözleri? Yani egemen güçlerin vekilleri ifadesi. Şimdi bunu bize söylüyorsa çok ayıp ediyor ama ben bize hiç üstümüze alınmıyorum. Bunu kime söylediğini söylesinler. Bu böyle bir hastalık var. Geçen günde Sayın Erdoğan... İşte Kayseri olaylarını kışkırtan muhalefet falan diye bir şey söylüyor. Kim? Hangi muhalefet? Söyle. Partinin adını ver, liderin adını ver bilelim. Benim böyle bir beyanım yok. Ben itidal telkin etmişim ilk dakikadan itibaren. Milletvekilimi yollamışım sokakta ol insanlara. Aman yapmayın de bu işin haklıyken haksız duruma düşmeyin diye söyleyin demişim. Raporu geldi şimdi bu kadar. Bu arkadaşlar bir kere şundan uzaklar. Bir devlet terbiyesi diye bir şey var. Dışişleri Bakanlığı açıklaması dediği hepimizi bağlayacak olan bir şeydir. Bu senin kendi şey sayfan değil, internet sayfan değil, ne diyorduk ona, blog sayfan değil. Bir şey yazacaksan Dışişleri Bakanı olarak çıkarsın, yazarsın, altına imzanı atarsın, kime diyorsan dersin, o da senden siyaseten hesaplaşır. Dışişleri Bakanlığı gibi geleneği olan, köklü, diplomasiyi iyi bilen, her kelimeyi tane tane seçen bir kurumun ismini kullanıp kendi ismini koymadan tutup da böyle bir şeyi internet sayfasına koymaları son derece yanlış bir iş. Yersiz bir iş. Manipülatif bir iş. Ve hani normalleşme diyoruz. Her bir bakan efendim çok doğru oluyor, çok iyi oluyor. Biz de gerçekten diyalog halinde olmak istiyoruz. Bazı yanlışlara engel olmak için, bazı önerileri sunmak için. CHP'nin bu ülkeyi yönetmeye ne kadar hazır olduğunu herkesin görmesi için. Ama bu üsluplar falan doğru işler değil. Yakışmaz. Kötü bir şey söyleyip boşu boşuna yeni bir polemik yaratmak istemem. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir dış gücüm falan değil. Ben Erdoğan'ın kendisine söyledim ve memnuniyetlerini ifade etti. Biz Türkiye'de ana muhalefet partisiyiz. Yurt dışına gittik mi Türkiye'nin partisiyiz. Biz Türkiye'nin çıkarlarını savunuruz. Ha, büyük bir yanlış yapıyorlardır geçmişte bir süreli işte. Suriye politikasını savunabilir miyim? Ama Türkiye'yi savunurum ben. Türkiye'nin çıkarlarını. Ben örneğin Gezi davasının bu halde olmasını savunamam. Eleştiririm. Ama Türkiye için bu ülkeye olimpiyat alınacak. Hep beraber alacağız. Dünyada 24 tane siyasi akrabam ülkelerinin başında benim. Bu ülkeye Avrupa oyunları gelecek. Hep beraber alacağız. Bu ülkeye işte ülkenin reklamını hep beraber yapacağız. Ticaretini hep beraber arttırmaya çalışacağız.
turizmini en iyi şekilde tanıtmaya çalışacağız. Yani şey olabilir mi? Ana muhalefet partisi dışarıda da Türkiye'nin, biz burada AK Parti'nin karşısındayız. Türkiye'de AK Parti nerede olursa olsun Türkiye'nin yanındayız, Türkiye'nin menfaatlerinin yanındayız. O, bu meseleyi böyle görüyoruz. Böyle de olması gerek. Şimdi efendim gelelim iç politikada olup bitene. Sayın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı ile iki önemli zirve gerçekleştirdiniz 40 gün arayla. Onların hemen ertesinde Sayın Erdoğan'ın hani normalleşme, yumuşama, yumruklar gevşeyecek mi filan gibi olumlu bir şeyler beklerken biraz agresif görünen bir tepkisi oldu. Özellikle de Yalçın Hoca'nın, Sayın Yalçın Karatepe'nin Mehmet Şimşek'le toplantısından sonra biraz sert bir üslupla mukabele etti. Bundan bu görüşmelerin yararsız olduğu sonucunu çıkartabilir miyiz? Bir de bu süreci devam ettirecek misiniz? Gölge bakanların temasları dahil. Yani toplamda baktığınızda o iki zirve artı Yalçın Hoca'nın teması, diğer gölge bakanların temasları istediğiniz sonucu verdi mi? Şüphesiz verdi. Birincisi Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetten ne anladığını görmüş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi diyalog da kuran. Şöyle bir, yani bilmiyorum siz benim yerimde olsanız o fotoğrafın içinde olmak ister misiniz? 100 yıllık cumhuriyet, atanın huzurundasınız, Anıtkabir'desiniz. Ana muhalefet lideriyle iktidar partisinin lideri ya da son seçimlerin birinci partisinin lideri birbirine sürtülüyorlar, el sıkışmıyorlar, hatır sormuyorlar. Biri cumhuriyet resepsiyonuna gitmiyor, öbürü bilmem ne yapmıyor. Birbirlerine isimleriyle hitap etmiyorlar falan, işte lakaplar markaplar söylüyor. Böyle bir şey olmaz. Ben böyle bir fotoğrafın parçası olmam. Yani bu normalleşme meselesinde kimse hiçbir şey yapmasa veya ben haftada iki kez o bana hakaret edecek, üç kez ben ona hakaret edeceğim, hakaret davaları havada uçuşacak. Sonra gidince insanlar şey demiyor ki bunda haklıyı haksız ayırmıyor. Bir bütün olarak siyaset kurumu yıpranıyor, siyasetçiler yıpranıyor, siyasetçilere güven azalıyor. Minimum nezaket kuralları, yani ağır eleştiri başka bir şey, işi hakarete vardırmak başka bir şey. Belli bir diplomasiyi sürdürmek lazım. Ne bileyim, bayramlarda el sıkışabiliyor olmak. Cenazeleri varsa taziye vermek. Olumlu bir şeyde bir hal hatır sorabilmek. Bunlar önemli şeyler. Bunların yapılması, yapılmamasının ana muhalefete, CHP'ye hiçbir faydası yok. Ama bu oluşan, biz 1 Mart'tan bugüne kadar Türkiye'nin gündemini Cumhuriyet Halk Partisi belirliyor tespiti, Elif Hanım'ın tespiti değil. Türkiye'deki yandaş medyasından merkez medyasına kadar ya da sizin gibi özgür gazetecilik yapmaya çalışan arkadaşlara kadar herkesin üzerinde ortaklaştığı ne konuşuluyor bakılsın. Ve burada şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi oldu. Ve birinci parti olmanın olgunluğuyla siyasetin Türkiye'de normalleşmesini istiyor. Ama bu normalleşme isterken bir şeyi eksik yapıyor mu? Bir şeyi eksik yapıyor mu? Şunu eksik yapıyor denilebilecek bir şey var mı? Neyi fazla yapıyor? Bir seçim takvimi dışında tematik mitingler yapıyor. Vatandaşın derdi neyse. 100 bin emekli topluyor Ankara'ya. 75 bin emekli topluyor Ankara'ya. 110 bin işçi ve emekli topluyor Gebze'ye. Erdoğan'ın memleketinde 50 bin kişiyle çay mitingi yapıyor. Buğday mitingi yapıyor Trakya'da. Bütün Türkiye bunları konuşuyor ve partili bütün anketlerde de her ay bir puan daha üstüne koya koya gidiyor. Şimdi en sert muhalefeti yapıyor ama öbür taraftan da diyor ki 28 Şubat'taki paşaların bu sağlık durumları gereği bunların sarılması önemlidir diyor. 15 gün sonra bu oluyor mesela. Bu bir kazanım. Cumartesi anneleri bininci haftada çıkacaklar, kuşatmayın diyor. Bininci haftada çıkıyorlar. Bu bir kazanım. Ama bunlar mikro kazanımlar. Makro kazanım nedir? Bana diyorlar ki gel anayasa yapalım. Ben ne diyorum? 17,5 milyon oy aldım. Masaya ben otursam 17 milyon 499 bine bana ne işim var orada der. Eşim der. Özgür kalk oradan der. Niye? Çünkü mevcut anayasayı tanımayan, bila isteye çiğneyen birisiyle yeniden anayasa yapamam. Ama mevcut anayasaya uyacaksanız bir görelim onu. Onun içinde Gezi davası var. Mevcut anayasa yumanın. Taksim'in açılması var.
mahkeme kararlarını uygulaması, yani KYK ile ihraç etmiş. Kovuşturmaya gerek yok, işine dönemiyor. Can Atalay mahkeme, örneğindeki Anayasa Mahkemesi kararlarına uymaması var. Evet. O da Gezi davasının içinde. Ayrıca Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamıyorlar. AİHM kararlarını uygulamıyor, var. Bir gece yarısı İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak var. Şimdi bir sihirli değnek dokunsa işte bu rejime, Sayın Erdoğan'a, yani bir anda anayasaya uymaya başlasa. Yani bunlar kazanım değil mi? Uymazsa zaten anayasa yapmam. Ama anayasa masasına otur. Ben oturmuyorum. Millet diyor ki ya Allah Allah. Bunlar da hiçbir şey yapmıyor, hiçbir şey yanaşmıyor. Onun yerine gerekçelerini anlatmak, somutlaştırmak, önerileri sunmak önemli. Ve şu kadarını söyleyeyim. Ben Sayın Meclis Başkanımıza da, Sayın Erdoğan'a da söyledim. Anayasa bütün toplumun kuşatan bir elbise. Herkesin üstüne uyacak. Onun için Erdoğan'a yapacak. Siz Erdoğan'a yaptınız. 7 sene sonra bu olmadı, yenisini yapalım. Eskisine ne yaptınız dedi. Bir ona bakmak lazım. Yani eskisine ne yaptık? Yeni bir kıyafet istiyorsa bir çocuk babasından, annesinden. Eskidi mi öbürü der? Nasıl eskittik? E giymediysen niye alıyorsun? Bunu giyeceğin ne belli? Ayrıca bu, yani özgüveni yüksek bir siyasete hepimizin bir şekilde intibak etmesi lazım. Yani bana neler neler söylendi, ne yorumlar yapıldı, ne bileyim. Sanki gidince anayasa masasına oturacaklar, bilmem ne yapacaklar falan. İlk günden beri şimdi. Erdoğan'ın sıkıştığı köşeden kurtarmaya yardımcı olmakla suçlandınız. Ya hangi köşeden kurtarmışız? Hangi köşeden kurtuldu Erdoğan bizimle? Yani Erdoğan seçimlerde ikinci parti oldu, orada duruyor. 4 yıl seçimsiz zaman var diyor. Çünkü 360 milletvekili evet demeden erken seçim yapamazsın. Sadece kendisinin 270 var. Yani AK Parti yoksa erken seçim yapamıyorsun. O istemeden olmuyor. Denklemden 270'i çek. Sana kaldı 330. MHP bile desteklese ya. Yapamıyorsun. Onun hangi köşeye sıkışmış yani? Sıkışmış derken. Bu konuda zaman parti içinden de buna benzer eleştiriler aldınız mı? Hayır. Yani ben partiden eleştirdim. Yani mesela bu normalleşme parti sürecine. Meclisinde evet normalleşme sürecine. Hem de nasıl? Yani şöyle. Yani tartışılıyor mu? Zafer Bey tabii. Bir. Ben her MYK ve PM toplantısına son toplantıdan bugüne ne yaptım sunumuyla başlarım. Gün gün bu Türk Eczacılar Birliği'ndeki yönetimimden kalan ve iyi yönetici özelliği olan şey, heyet halinde yönetiyorsan, heyetsiz bir iş yaptıysan heyete bütün ayrıntılarını anlatırsın. Ben anlatıyorum. Hangi heyetlerle o işi yaptığımı MYK'yı anlatıyorum, PM'yi anlatıyorum. Görüşmelerin bütün detaylarını veriyorum. Yanımda olan arkadaşlar da orada oluyorlar. Erdoğan görüşmesinde Türkiye'nin en iyi yetişmiş büyükelçilerinden Namık'tan not tutmak üzere hazır bulundu. Not var, deşifresi var, altında kendi imzasıyla birlikte partinin kasasında duruyor. Kelime kelime ağzımızdan ne çıktıysa, bir tane de genel sekretere emanet ettim, bir tane genel başkanlık kasasına koydum. Devir teslimde gelecekteki müstakbel genel başkanımıza arz etmek üzere. Hiçbir görüşmeyi tek yapmıyoruz. O söylediğiniz notları parti meclisinde paylaştınız. Tabii canım. Ben hatta size şu kadarını söyleyeyim. Daha fazlasını. Ben Erdoğan görüşmesinden geliyorum. Önce MYK yapıyorum. Bütün detayları arkadaşlara anlatıyorum. Görüşmeye gitmeden önce de görüşme notunu birlikte hazırlıyoruz. Parti meclisinden görüş alıyorum. MYK'yı toplantıya çağırıyorum. Bir sarı defterim var. Ne konuşalım arkadaşlar? Madde madde yazıyorlar. Onların bu yaptıklarına Namık'tanla birlikte gidip o görüşmeyi yapıyoruz. Tutanağı da var. Namık'tan da zaten görüşmeye şahit. Karşı taraf da tutanak tutuyor zaten. Biz istedik. Biz Namık Bey not tutacak dedik. Siz bunu deyince onlar da mütekabiliyet esasına göre onlar da not tutarlar onu. Bu öneri de Ahmet Necdet Sezer'den geldi. Gittim danıştım. Biz dedim devletten çok uzağız. Bir cumhurbaşkanı görüşmesi yapacağım. Ne önerirsiniz dedi. Kendisi dedi ki bir büyükelçiniz temas etsin oradaki bir büyükelçiyle söyle. Peki görüşme dedim baş başa da sıkıntı oluyor. Dedi ki büyükelçimiz not tutacak diye talepte bulunursanız reddetmezler. Devlet geleneğimizde var dedi. Hayır aslında Zafer Arapgelen'in dediği konuya tekrar geleceğim ben. Yani normalleşme süreci bir fikir ayrılığı yarattı mı? Hani niye bu görüşmeleri biz yapıyoruz hayır. Diyenler açısından. Parti meclisinde yani. Ve MYK'da da tartıştık. Zaten partide böyle bir tartışma yok. Ölçme değerlendirmede de bu süreçte ya parti
her ay oyu yukarıya doğru gidiyorsa, bir süreç ilerliyorsa. Bakın normalleşmeyi kim bozuyor bakın. MHP bozuyor. Neden? Normalleşmiş bir ülkede o siyasi cinayet aydınlanmadan kalamaz. Normalleşmeye MHP'nin tehdit. MHP ne dedi? CHP, AKP iktidar olsunlar birlikte dedi. Ben de ne dedim? 22 yıllık enkazı bana ittiremezsiniz dedim. Bunun üzerine Erdoğan da şey yaptı falan. Normalleşmeyi sonlandırmaya çalışanlar kim? Bakın bu süreçten kim fayda görüyor, kim zarar görüyor bakmak lazım. Ama şu kadarını söyleyeyim. Ben her ne olursa olsun bana ezbere yerleşmiş ezberlerle kimse siyaset yaptıramaz. Çünkü o ezberlerle bir sonuç alamadığımız ve bu cumhuriyetin ezbersiz yöntemlerle, yani bu seçimlere giderken gençler dedik, kadınlar dedik, ölçme değerlendirme dedik. Koca seçim bütçesinin 1/6'ını anketlere verdik. 255-350 bin anketle aday belirledik. 255 bin anketle adayları sahada takip ettik. Herkes bize şey diyordu. Mahvolacaklar, rezil olacaklar, 1 Nisan'da kongre olacak diyordu. 47 yılın rekorunu kırdık Zafer Bey. 47 yılın %38. Evet, burada bütün o illeri saymıştınız. Tek tek saydım. Evet. Tek tek. Güldüler bana. Kütahya'nın sürpriz potansiyeline kadar saydım. Kilis'i saydım. Yani biz sayıp da alamadığımız Malatya var. Sayıp da alamadığımız Malatya var. Bir de Hatay'da herhalde orada da bir Hatay'da arıza oldu. İşte aldık mı almadık mı o da belli değil. Açmadılar ki sandıkları. Şey olsun. Peki efendim, şimdi erken seçim çağrınıza gelelim hemen, vakti de iyi değerlendirme adına. Şimdi siz ilk olarak çağrı yapmayacağım dediniz, yani erken seçim çağrısı yapmayacağım. Sonrasında 1,5 yıl sonra erken seçimi olası görüyorum diye bir ifadeniz oldu. Dün mecliste yaptığınız açıklamada yarın karar alalım, hemen 2 ay sonra seçim olsun. Ha, öyle değil ama yani şöyle. Ha, ekonomiyle ama ilişkili hayır, bir şekilde. Hayır, yani kalırsa, enflasyon rakamlarından yok, şöyle, yola çıktınız. Soru şu, soru cevap soru şu. Erdoğan dedi ki diyor işte suni gündemlerle ülkeyi meşgul etmeyin, bilmem ne yapmayın falan filan. Ondan sonra 4 yıl seçimsiz. Şimdi dedim ki, ama demiş ki zaten 360 milletvekili olmaksızın erken seçim yapılamaz demiş. Dedim ki teknik olarak doğru söylüyor. Bana kalsa yarın karar alalım, 2 ay sonra yapalım seçimi. Ama benim elimde değil dedim. Ben size şunu söyleyeyim. Erken seçim konusunda hiçbir farklı düşüncem yok. Ben 31 Mart seçim sonuçlarını araçsallaştırarak erken seçim talebinde bulunmayacağım dedim. Sebebi çok net ve çok ahlaki. Ben 31 Mart'taki %38 oyu CHP'nin kemik oyu görsem çık birinci parti ben oldum derim. Ben bir yerel seçimden çıkmışım. AK Partili'den, MHP'liden, İYİ Partili'den, Demli'den oy almışım. Çağırmışım Türkiye İttifakı demişim. Bu bir genel seçim değil, yerel seçim. Yerel adayı seçeceksiniz pırıl pırıl demişim. Bir de sarı kart göstereceksiniz emekliler demişim. İktidarı değiştirmiyorsunuz, ona göre oy kullanın demişim, almışım. Ertesi sabah bu oylar benim, erken seçim istiyorum. Vatandaş bu samimiyetsizliği reddeder. Birincisi bu. Burada bu sarı kart, kırmızı kart tartışmasını hemen izninizle araya girip hatırlatmak istiyorum. Şimdi siz sarı kart teşhisini koydunuz 31 Mart'ın gösterdiği tabelaya. Pek çokları da, ben de dahil. Ben sarı kart gösterin dedim seçmene. Yani ama pek çokları da, ben de dahil, Özgür Bey aslında kırmızı kart gösterildiğini okuyamadı, sarı diye yorumluyor ama bence seçmen kırmızı dedi diye eleştirmiştik sizi. Şimdi kırmızı kart olsun. Bugün geldiğiniz noktada onu kırmızı olduğuna inanıyor. Siz haklısınız, kırmızı kart olsun. Çıkarın oyuncuyu. Kırmızı kart gördü, niye çıkmıyor? Zafer Bey, 360 milletvekilim olsa ben kırmızının gereğini yaparım. Yok. Kırmızı kart görmüş sadece oyuncu. Sadece parlamento. Bakın kırmızı kart görmüş oyuncu sahada kalamaz değil mi? Erdoğan'ın görevden ayrılmasının 2 yolu var. Ya kendisi seçimleri yenilecek, ya parlamentoda 360 el kalkacak. Bende 130 var. Ya da millet zorlayacak. İşte o zaman Özgür Özel'in dediğine geliyorsunuz. Ben dedim ki ben insanlara adeta Cumhuriyet Halk Partisi'nde Türkiye İttifakı olarak birleşelim, kaybetmeyelim. Ben gitmişim Balıkesir'de. Geçen sefer adayımızı çekip İYİ Parti'ye vermişiz. Kazanacak adayımızı. İYİ Parti seçimi, İYİ Parti'nin adayı önce AK Parti'ye vermiş, sonra da kendi de AK Parti'ye gitmiş.
kaybetmek için her şey yapmış gitmiş. Bu dönem hak bizde ama aday çıkarmışlar. Kendilerince de güçlü bir aday. Balıkesir'e gittim, açık açık konuştum. Dedim ki İyi Partililer İyi Parti'ye oy atarsa AK Parti kazanacak. Çünkü alacağı oy belli. Anket var benim elimde. %2-1 işte 25 bin oy aldı sonuçta İyi Parti'nin adayı. Ama CHP'ye verirlerse hem hak yerini bulacak hem de bu belediye hepimizin olacak. AK Parti'den çıkacak. E şimdi ben bunu demişim. O İyi Parti'den oy atanların oyu benim cebimde. Bu böyle bir şey yok. Ben böyle siyaset yapan biri değilim. O yüzden yok. Ben seçmenle kurulan akde ihanetin çok ağır bedelleri olacağını biliyorum. Ama şunu söyledim o gün. Ben istemeyeceğim. Ama erken seçim halk istediğinde olur. Onu da ben dillendiririm dedim. Devam ettik. Devam ettik. Ben bu normalleşme görüşmeleri dahilinde emeklinin 10 bin lirasını arttıralım dedim. Asgari ücrete zam dedim. Çiftçiye taban fiyatları yükseltin dedim. Kredi kartı faizlerini silin, vergiyi kaldırın dedim. Bunun içinde vergide adalet diye devasa bir paket önerdim. Bunu yapmıyorlar. O zaman bir miting daha yaptım. Mitingde insan ve dedim ki eğer geçim olmazsa seçim olur dedim. Yani vatandaş ister onu. Aynı onu söylüyorum. Ama geçim yok. Geçim olmazsa seçim olur dedim. Yani siz meydanı gördünüz şeyde, İstanbul'da öğretmen mitinginde, Tandoğan'da emekliler mitinginde, Rize'de çay mitinginde, Trakya'da buğday mitinginde, Gebze'de geçinemiyoruz mitinginde. Bütün bu miting meydanlarını kokladıktan sonra şunu diyemiyor musunuz? Evet, halk erken seçim istiyor ve biz artık gündemimize bunu almalıyız. Benim gündemde erken seçim var zaten halk istiyorsa. Anketlerde %20-22 idi, şimdi 46'ya falan geldi erken seçim talebi. Biraz daha yaparlarsa biraz daha artar. Ama halen daha halkın yarısı istiyor, yarısı istemiyor. Kaldı ki şöyle bir durum var. Biz bir erken seçim talebini erkenden tüketirsek, öyle belli başlı kendince yıllardır siyaseti yanlış okumuş akılların aklına uyup erkenden kendimiz tüketirsek günü geldiğinde bir esprisi kalmaz. Daha yalnızca erken mi diyorsunuz yani? Erken seçim talebinin tam zamanında ve milletle birlikte. Şimdi mesela sizin Düzce'de yapmayı planladığınız, Gebze'de yapmayı planladığınız mitingi, Gebze'deki 110 bin kişi dururken 1,5 milyon kişi İstanbul'dan çıkamayıp otobanda tıkanıp kalırsa ertesi hafta erken seçim mitingini Yeni Kapı'da yaparsınız. Eğri oturup doğru konuşun. O yüzden yani ben mümkün olduğu kadar kendimi de kandırmaya, kimseyi de kandırmamaya çalışıyorum. Eğer geçim olmazsa seçim olur dediğim insanlara da şunu söylüyorum. Sen geçinemiyorsan bak biz miting yapıyoruz. Çık meydanlara, sendikalar çağırsın, biz çağıralım. Eskiden biz yapmayalım, sivil toplum yapsın. Ben o kafada değilim, biz yapalım, gelen gelsin. Yapana da destek verelim. Başka bir parti yapsa, beni çağırsa giderim. O kadar söylüyorum yani. O kadar söylüyorum. Sendikalar yapsın giderim. Sendikalar yapsın her desteği veririm. Ama şu anda sırf burun bükmek için bir sürece burun bükülmez. Yapılması gereken şu. Siyaseti sahici yapmak, dürüst yapmak, doğru yapmak, gayretli yapmak lazım. Millet erken seçimi istiyor ve hükümet buna dayanamıyorsa ne hala? Ama ben şöyle bir şey görmüyorum şu anda. 360 milletvekili onlar olmadan olmayacak bir parti kırmızı kart görmüş oyunda. O zaman bir süre sonra o oyuncu hep kırmızı kartla oynamaya alışır. Kırmızı kartın bir manası kalmaz. Sarı kartın olduğu yerde kırmızı kart demenin bir manası yok. Peki şöyle bir benzetme gidiyoruz. Reklamdan sonra soralım. Peki, evet. Tamam. Evet. Peki çok kısa bir aramız var. Aranın ardından aslında biz erken seçimi konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi hazır mı erken seçime? Onunla başlayacağız çok kısa. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Erken seçimi konuşuyoruz. Aslında bu çağrı meydanlardan mı yükseliyor? Özellikle emeklileri tabii düşündüğümüz vakit zaten seçime damgasını vurdu diyoruz emekliler. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bir erken seçim olacak mı? Peki Cumhuriyet Halk Partisi hazır mı? Hemen soralım Sayın Genel Başkan'a. Hazırız. Şöyle ki yani çoktandır hazırız ülkeyi yönetmeye. Ama
kamuoyunda şöyle bir şey vardı eskiden. Kimin gideceğine karar vermişlerdi ama yerine kimin geleceği konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam bir güven telkin edememesine ilişkin tespitler, tartışmalar vardı. Bu 31 Mart'ta o görünmez cam tavanı kırdığımız süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetebilir olduğu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte ekonominin %80'i teslim edildi. Adeta anayasaya göre iki alana ayrılıyor. Mahalli idareler ve merkezi yönetim yarısını bize verdi, yarısını bir denge kurdular. O açıdan önemli. Şimdi gölge bakanlarımızın çalışmaları, getirdiği yankılar, özellikle ekonomi konusundaki hem değerlendirmelerimiz hem önerilerimiz, milli savunma politikalarından tutun dış politikaya kadar, dış ilişkilerdeki yoğun temaslarımız, işte tekrar önümüzdeki dönemde sadece Avrupa ile değil diğer dünya ülkeleriyle ve körfez ülkeleriyle de Suudi Arabistan'a da gideceğim mesela, onu da planlıyoruz. Yani Katar'a da gideceğim, Birleşik Arap Emirlikleri'ne de gideceğim. Hiç adım basmadık, hiçbir yer temas etmedik, hiç kimse kalmayacak. Geçtiğimiz günlerde Rusya Büyükelçisi'yle çok verimli bir görüşme yaptık. Moskova'ya bir gitme, Pekin'e davet aldık, Pekin'e gitmeyi düşünüyoruz. Yani hiçbir yer, insanlar Cumhuriyet Halk Partisi geldiğinde acaba AK Parti'den geri kalır mı dış temaslarda, dış politikada falan, böyle bir algının yıkılıp gitmesi lazım. Yani ki artık iktidara bir alternatif var diye düşünüyor diyorsunuz. Tabii, hem toplum hem de dış dünya. Partinin de özgüveni yerine geldi. Yani sürekli kaybetme psikolojisinden kurtulduk. Hiç de hak ettiğimiz bir şey değildi bu bizim. Ama bir yandan da şunu görmek lazım. Merkez medya bize kapalıydı. Yandaş medya sürekli bizi ve seçmenimizi ötekileştiren bir söylemle seçmenlerini konsolide ediyordu. Şu anda başka bir süreç yaşanıyor Türkiye'de ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sesi duyuluyor. Hatta insanlar sesimizi duyur diye CHP'ye geliyorlar. Ve çok önemli toplum kesimlerinin talepleri var. İşin bu kısmını kıymetli buluyorum. Ama şimdi politika belgelerimiz yazılıyor. Milli Savunma Politika Belgesi'nin son taslağı şimdi kendi içimizde görüş bildirilmek üzere arkadaşlarımıza dağıtıldı. Dış politika tutum belgemiz hazırlanıyor. Ekonomiyle ilgili çalışma yapılıyor. Gölge bakanlar, tabii ilk önce bizim gölge bakanlarımız atandılar. Tam nasıl bir sistem olacak derken üzerine yerel seçim gündemi geldi. Yerel seçim gündemi bütün gündemleri örtüyor tabii. Ama şimdi o bakanlarımız hem muhataplarıyla hem çalışmalarıyla, mesela Gölge Milli Eğitim Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı'nın altındaki bütün yapılara karşılık gelen bakan yardımcılarını da görevlendirdi. Yakında onların da iletişimi olacak. Ama bütün arkadaşlarımız dört dörtlük çalışıyorlar ve aşama aşama CHP o bakanlığı nasıl izliyor, ne öneriyor, gelecekte ne yapacak, bunları göreceğiz. Yani sadece partide kurumsal bir yeni bir yönetim mimarisi çalışmıyoruz. Türkiye'yi nasıl yöneteceğimiz ve onu bugün biz olsaydık neler yapacağımızı da gösteren bir gayretle çalışıyoruz. Seçim hazırız. Yani şimdi AK Parti bu ülkeyi bu haliyle yönetiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi şaha kaldıracak kadar. Efendim, sürekli seçim kaybetmek dediniz ya, 2019 bir başarı değil miydi Cumhuriyet Halk Partisi için? Çok önemli bir başarıydı. Şöyle ki, ama birinci parti çıkamamıştık. 2019'da büyük şehirlerde moral bulduk. Ama birinci parti değildik. Yani biz maalesef 22 yıldır Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 4 aydır anketlerde bu pazar seçim olsa oyunuz kim olursa olsun da milletvekilinde birinci parti çıkmaya başladı. Kiminde 33, kiminde 34, 31'de 32, 33, 34 oldu. Mesela Panorama TV, TR'de geçen aya göre bir puan daha arttırmışız oyumuzu. Kiminde hata payı içinde oluyor ama bütün anketlerde birinci parti çıkıyor Cumhuriyet Halk Partisi. İşin bu kısmı kıymetli. Mesela yerel seçim oyu, yani tamam. İstanbul kazanıldı mesela o zaman, işte Ankara. Çok önemli başarı yani. Biz orada yaptık kattık. Ama sonuçta biz orada birinci parti değildik yani. 47 yıl sonra ilk kez bu seçimde birinci parti. Seçimle ilgili 5 işte belediye sayımız 5'ten 11'e çıkmıştı ama mesela şu anda İşte 21 tanesi il belediyesi olmak üzere, 14'ü büyükşehir olmak üzere. Nüfusun şu anda %65'indeyiz. Belediye ekonominin %80'indeyiz.
Bu böylesi bir başarı olmadı tabii. %38 nerede aldık yani? Maalesef almadık. Evet. Ama çok önemli bir başarıydı. Kabuğumuzu kırmıştık. E şimdi zaten bir de şöyle düşünün. Ekrem İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın, Vahap Seçer'in, Adana Büyükşehir, Zeydan Karadar'ın, Antalya Büyükşehir, Muhittin Böceğin, AK Parti'den aldığımız bu 5 belediyeyi iyi yönetmeseler, yeniden kazanmasalardı, bugün birkaçı kaybolsaydı kötü olurdu. Ama bu başarı 2019'daki başarının üzerine kurulmadı diyen de kendi kendine haksızlık yapmış olur. Ama mesela Manisa'da %28 oy alırken, Manisa'yı İyi Parti'ye verirken, Denizli'yi İyi Parti'ye verirken, Balıkesir'i İyi Parti'ye verirken tek başımıza girip Manisa'da %58, işte Balıkesir'de, Denizli'de çok büyük başarılarla 8 Ege ilini 8'ini de aldık biz. Kütahya'da yani bambaşka bir şey var şu anda. Seçimle ilgili belki hani bu faslı hemen toparlamak lazım çünkü başka epey sorumuz var. Sonuçta bu hani demin meydanlardan bahsettik ya, halkın seçim istemeye tam anlamıyla hazır olup olmadığında şöyle bir benzetme yapabilir miyiz? Bir düdüklü tencere düşünün. Onun içindeki basıncın yeterli seviyeye gelmesi halinde düdüğü çalar ya, daha henüz o seviyeye gelmediğine mi inanıyorsun? Şöyle geldiyse görürsünüz. Ben şunu görüyorum. Her geçen gün talep artıyor. Ama sırf emekli mitingleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin emekli mitingi yaptığı, sırf Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçiremiyoruz mitingi yaptığı bir yerden ziyade insanların, sendikaların, derneklerin sokaklara dökülmeye başladığı, bunu dile getirdiği ya da bizim çağrımıza, işte ben memnunum, Gebze Meydanı doldurmak benim için önemliydi, çok önemli bir meydan. 110 bin kişi resmi kayıtlara göre, işte 110 bin kişi geldi, güzel. Ama mesela İstanbul'dan 2 milyon kişi Gebze'ye gelmek üzere çıkamasaydı o başka bir şeydi. İstanbul bir erken seçim mitingine beni çağırıyor olacak o zaman. Daha orada değiliz gibi görüyorum. Ama aksini gören varsa ikna olabilirim. Ben erken seçimi halk istiyorsa en çok talep dillendirecek olan benim diye söyledim. Bu kadar net. Ve neden istemeyeyim ki? Yani şu anda birinci parti çıkıyorken erken seçimi ben niye istemeyeyim? Elimde 360 milletvekili olsa veya 200 olsa, 160-170 de muhalefette olsa gider hepsinden anlaşır, yarın erken seçim yapmak isterim. Ama yok yani. Cumhurbaşkanlığı yavaş yavaş adaylığı, o yüzden çok tartışılıyor. Sokağın bastırması lazım. Bizim hep birlikte sokaktan güçlü bir sesle bastırmaz. Ve belki önümüzdeki dönem çeşitli eylemlere davet edeceğiz. O eylemlere halkın katılımını görmek lazım. Demokratik, barışçıl, sivil dayanışma ya da sivil direniş eylemleri yapacağız. İkna etmek için, seçimi getirebilmek, sandığı getirebilmek için. Oralara katılımları görmek lazım. Mesela atıyorum, elektrik fiyat zammına karşı bütün Türkiye elektrik faturalarını ödemese başka bir şey olur. Bunu yapacağız diye söylemiyorum ama örnek veriyorum. Bunu görmek lazım. Ben çok isterim görmeyi. Daha kitlesel katılımı çünkü görmek istiyorum. Bu iktidarı değiştirirken halktan gelen bir demokratik tepkiyle bir erken seçim talebinin canlanabiliyor olması çok kıymetli olur. Türkiye demokrasisi de çok şey kazanır. Çünkü biz sokağı kaybettik 22 yılda. Şunu kabul edelim, sokağı kaybettik. Şu anda bir zorbalık var karşıda. O kademe kademe artarken ona en sert direniş yapmadık. Burada hepimiz kusurluyuz. Ama şu anda anayasal hak olan tepki, protesto ve gösteri yürüyüşü hakkında fiili kayıp var. Anayasal haklar kaybedilmiş. Yürümek isteyene terörist diyorlar falan. Biz bunları kırmıyoruz. Tam burada şunu sorabilir miyim? Bir araya gireyim mi? Bir son dakika var da onu da hemen Sayın Genel Başkan'a soralım. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Melih Demirel açıklaması var. Bilk gazetesi kaynak gösteriyor. Melih Demirel'e UEFA tarafından 2 maç ceza verildi şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır deniliyor. O, zaten o takvim malum takvim. Yani savunma yapmadan ceza bir kere olmaz. Yani ceza olur mu diye aslında ben de soracaktım. Olmaz. Zaten yarın savunmasını verecek yazılı olarak. Ondan sonra toplanılacak, bir karar verecek falan. Şeyi doğru bulmuyoruz. Ceza yani, olursa ne olur? Tepkiniz ne olur? Yani ceza olursa yanlış olur. Ona itiraz etmek lazım. Hep birlikte itiraz ederiz. Büyük bir haksızlık olmuş olur. Yani doğrudan bir siyasi simge olmayan, çok sayıda partinin de kullandığı
bizim arkadaşımızın da açıklamasında ben onu şu niyetle yaptım diyerek de açıkladığı bir şeye başka anlamlar yüklenerek hem böyle iyi bir futbolcudan mahrum kalmak hem milli takımın moralinin bozulmaya çalışmasını doğru bulmuyoruz. Ama şu kadarını söyleyeyim. Yani Türkiye'de de bu tartışmayı çok köpürtmeye, büyütmeye gerek yok. Milli takımı rahat bırakmak lazım. Onların cumartesi günkü maça konsantre olmaları lazım. O yüzden ben çok açıklamaların dikkatli dozunda. Hani bunu böyle bir şey meselesi haline getirmemek lazım. Yoksa efendim işte bu işaret yapıldı, şu oldu, bu oldu. O tartışmaları kupayı alıp gelsinler veya en iyi sonucu alsınlar. Hı hı. Sonra oturup konuşuruz. Hangi işaret ne olur? Mesela birisi çıksa altı ok yapsa, öbürü bilmem ne yapsa. Bu sefer hani ligler ne olur, dünya ne olur falan bunları oturup konuşuruz. Ama Meri'ye ceza verilmesini hiç adil bulmayız. Türkiye'de de bu işaretin yapılmasını şiddetle savunan arkadaşlara ben bugün de söyledim. Hatta bazı başka bir sürü oyuncuya ceza verildi mesela zafer işareti evet. yapıyor diye. Kadın futbol takımına komple cezalar verildi falan. O zamanlar da onları linç eden ve cezayı savunanlar bugün ya bu işaretler yapılabilir ne olacak simgeler kullanılsın diyorlar. Ben CHP'nin tutarlılığı açısından çok rahat bir pozisyondayım burada. Ben o günde o işaretin yapılmasında gencecik bir futbolcunun linç edilmesini, kadın futbolcuların hedef gösterilmesini doğru bulmuyordum. Bugün de Meri'ye ve Türkiye'ye yapılanı doğru buluyorum. Madem bu konuya girdik çok kısa bir şey sorayım. Finale kalırsak gider misiniz Almanya'ya? Vallahi giderim. Aslında ben bu maça da gitmek isterdim ama Bükreş'teyiz. Bir de öyle hani şey imkanlar yok öyle pat diye biz gidemiyoruz. Finale gitmeyi düşünebilirim. Belki çeyrek finale, yarı finale gitmeyi düşünebilirim. O neden gitmeyelim yani çok? Belki Sayın Cumhurbaşkanıyla yan yana oturulur. Ne var bunda yani şey değil ki. Evet. Orada peki. Rakip Steinmeier olur yani Almanlar. Bir de Kıbrıs ziyaret var bu arada hani 20 Temmuz'da. Evet. Nasıl gideceksiniz? Beraber mi Cumhurbaşkanıyla? Hayır canım. Ben zaten Kıbrıs'a biz 18'inde gidiyoruz. Cumhurbaşkanı 20'sinde gidecek. Biz 18-19-20'sinde oradayız. Ben Kıbrıs ilk dış ziyaretimi Kıbrıs'a yaptım gelenek olduğu üzere. Evet. Yani devlet geleneğidir bu. CHP'nin yerleştirdiği önemli bir gelenektir. İlk ziyaretimi Kıbrıs'a yaptım. Kıbrıs Cumhurbaşkanı'na, Meclis Başkanı'na, Başbakanı'na, CTP liderine ziyaretlerde bulundum. Ve hepsine de söylediğim şu, ben 50. yılda burada olacağım dedim. 3 aydır yazışıyoruz Cumhurbaşkanı'yla daha yeni görüşüyoruz. 1974 Kıbrıs Kağısı götürüyoruz biz Kıbrıs'a. Dediler ki ne otel ne uçak ne şey olmaz. En sonunda 174'te anlaştık. 74 dediler dedik hiç olmazsa 174 olsun. Hani bir 100 kişi daha olsun. Kıbrıs Kağısı götürüyoruz. Ayşe Hayat'a geliyor. Ayşe tatile çıksın. Hikmet Çetin geliyor. Önder Sav geliyor o günün bakanı. Erol Çevikçe gelemiyor. Davet ettim. Dizlerim çok kötü dedi. Ama Önder Bey giderse beni de o günden CHP'li iki bakan yaşıyor. MSP'li bir bakan var ama 98 yaşında. Bizimkiler o zamanlar 30'lu yaşlarında oldukları için. Önder Bey geliyor. Altan Bey geliyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nu da davet edeceğiz. Eğer uygun görürse katılmayı. Gelse çok keyif alırız. CHP'nin bütün genel başkanları olarak da gidebiliriz. Ondan sonra çok keyifli olur. Dışişleri Bakanlarımız geliyor. Yani mümkün olduğu kadar iyi bir katılımla ve biz kendimiz CHP heyeti olarak gidiyoruz. Sayın Erdoğan dediğinde de ben ona zaten dedim. Yani ben zaten gidiyorum ve benim başka bir şeyim var. Mesela ben 19'unda da Kıbrıs'ta daha önce görev yapmış yaşayan bütün cumhurbaşkanları, başbakanları ziyaret edeceğim. Yani benim de kendime göre bir takvimim var. Ama 20'sinde de birlikte oturacağız tabii yani. Tabii bu 74'ün 50. yılının şöyle bir sembolik anlamı da var. Harekat kararını alan koalisyon hükümeti CHP ve MSP hükümetiydi. Dolayısıyla Sayın Erbakan'ın devamı olan bir hareketle rahmetli Ecevit'in devamı olan bir Sayın Genel Başkan olarak orada aynı anda bulunmanız da anlamlı bir şey olacak. Bizim açımızdan bir sorun yok. Üçüncü genel başkanımız ve biz o CHP'yiz. Ama Erbakan'ın devamı olma konusunda gömlek hem değişimi hadisesi biyolojik işte. Oğlu da Saadet Partisi de AK Parti'ye bunu layık
görmüyorlar. Onların, o ikisinden birisi olabilir ama AK Parti o gömleği çoktan çıkardı. Evet. Peki efendim, şimdi tekrar erken seçim kısmına bir dönmek istiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimi. Orada ben Sayın Genel Başkan'ın bir lafını devam ettirmek üzere bir şey soracaktım izin verirsen. Sokağı kaybettik dediniz. Türkiye olarak. Evet. Yani sokağı kaybetmekle ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne hep şu eleştiriler getirildi. Bir önceki Sayın Genel Başkanı döneminde de. Ve Kemal Bey'e ben de bu soruyu birkaç kez sorduydum. Örneğin referandumun, o hileli referandumun gecesinde, o hileli referanduma itiraz edilseydi ve kitlesel bir itiraz söz konusu olsaydı rejim değişmezdi. Dolayısıyla o gece niye Cumhuriyet Halk Partisi kitleyi sokağa çıkartıp da ona engel olmadı, olamadı? Sayın Kılıçdaroğlu'nun her defasında cevabı şu oluyor. Sokakta hadise çıkardı, silahlı adamlar var dediler. O yüzden biz bunu göze alamadık, çıkmadık. Oysa ki çıksaydınız rejim değişmeyebilirdi. Siz o dönemde parti içinde bu konuda ne görüşü savundunuz ve itiraz ettiniz bu çekingenliğe? Ben sokaktan çekilmeye veya tepki biz değil sivil toplum göstersin meselesine hep muhaliftim. Bunu bütün arkadaşlar bilir. MYK'dan arkadaşlar bilir. Ben sokakçıyımdır. Ben kurultayda da Sayın Genel Başkan otururken söyledim. Açın kurultay konuşmamı dinleyin. Sen yap mitingini buğday üreticisiyle, yap mitingini işçilerle bilmem neyle. Bak bakalım o AK Partili veya mazot fiyatlarına itiraz et. Bak bakalım AK Partili traktörüne mazot koyamayan adam senin mi arkanda sıralanıyor, Tayyip Bey'in mi arkasında sıralanıyor? Aman kalabalık mitingler yapmayalım, arkalarını kalabalık korkutmayalım diyorsun. Sen mitingi değerler üzerinden, inançlar üzerinden değil, ekonomik meselelerde yaparsan, mazot fiyatına itiraz edersen, elektrik zammına itiraz edersen, o MHP'li adam Tayyip Erdoğan da senin arkanda izahlanır diye, yani sen derken Sayın Genel Başkan'a demiyorum tabii ki, yani ben kendime de söylüyorum, yapalım bakalım ne olacak manasında. Şimdi de onları yapıyoruz. Ben sokakçıyım, ben meslek örgütünden geliyorum, ben Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük hak arama eylemlerinden biri olan, Türkiye'de 24 bin eczacı var, 32 bin yani eczacı ve çalışanıyla, 32 bin kişiyle nöbetçi eczacılara, Türkiye'deki bütün eczacıları Ankara'da kolej meydanına topladım ve Recep Akdağ'a dedim ki, açıklama yaptım. Sayın Akdağ'a da arada o günleri gülümseyerek de anıyoruz. Biz buradayız, nöbetçi bıraktık. O yasa tasarısı çekilmedikten sonra biz o eczaneleri açmayız dedik. Biz meydandan çıkmadan yasa tasarısı, çünkü eczanenin sahip ve mesul müdürünü, sahip veya mesul müdür eczacı hep sermayeyi açıyorlardı. Bir kanun teklifi verilmişti. Recep Akdağ dedi ki o kanun teklifini Gaziantep milletvekili kendiliğinden vermiş. Ben o görüşte değilim. Türk Eczacılar Birliği HDM'ye bir değişikliği yapmayacağım dedi. Biz eczanelerimize döndük. Eczane kapatma eylemlerinin genel sekreteriyim ben. Ben sokakçı ve eylemciyim. Benim herkes bilir. Ben hep bunu savunurum. Ama biz o dönem itirazınız etkili grup olmadı. Grup başkan vekilleri partinin yasama kanadıdır. Alınan kararları gidip uygularlar. Bugünkü arkadaşlarımız da öyle yapıyor. MYK'da hep birlikte tartışıyoruz ama alınan kararı gidip mecliste uyguluyorlar. Bizim işimiz de oydu. O süreçler, beni herkes bilir ki ben birçok süreçte, şimdi geriye dönüp de Sayın Genel Başkan'ı eleştirir gibi olur. Çünkü farklı düşündüklerimizden örnekler yapabiliriz. Ama ben biraz da gençliğim, biraz şeyden gelmenin, meslek örgütünden gelmenin heyecanıyla ve bazen telaşıyla çok sokakçıyımdır ben. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimini ben sorayım hemen, çünkü az vaktimiz kalıyor. Çok konuşuluyor, yani aslında seçimlere uzun bir süre var normal zamanında olursa. Ama hep gündemde, hatta size de çok soruluyor bu soru, ama size futbol üzerinden bir örnek vermiştiniz daha öncesinden, iki aday yani iki isim üzerinden. Olası bir erken seçim, yani işte bilmiyoruz ne zaman olur ama ne dersiniz, ne zaman açıklarsınız Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili bu merak ne zaman giderilir? Çünkü merak ediliyor neticede. Şimdi şöyle, bir kere ben biliyorum da açıklamıyorum diye bir şey yok. Birincisi en geniş katılımla bu kararı vermek lazım. Bir kere partinin yetkili organları nasıl belirleyeceksiniz var diyeyim ya da. Ben şöyle düşünüyorum, bizim
Cumhurbaşkanı adayını en nihayetinde parti grubunda oyluyorsunuz aday göstermek için. Ama tabii bugüne kadar Sayın İnce'nin adaylığında da Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığında da verilmiş kararı parti grubu bütün parti adına o görevi yaparak oy birliğiyle yapıyor zaten. Bir tane bile retoyu olmadan. Ama bence Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayını çok kitlesel bir şekilde belirlemeli. Bir kez ölçme değerlendirme bence çok önemli. Bunu şeffaf olarak kamuoyuyla da paylaşabiliriz. Ayrıca şey çok önemli olur. Yani bütün üyelerin bir güven oyuyla adayımızı belirlemek. Belki geniş halk yoklaması yaparak belirlemek. Benim hayalim şu. Aday belirlendiğinde seçimi kazanmış olsun bu sefer. Son gece öyle mi olacak? Bir oy mu? Üç oy mu? Beş oy mu? Değil. Birinci turda adayımız seçimi kazanmış olarak ilan edilip yürüyüp gitmeliyiz. Böyle güle oynaya bir seçim takvimi. %60, %62, %65 ile kazanmayı. Öyle bir kazanmalıyız. Sonra da hep birlikte Türkiye'yi içinde düştüğü bu durumdan hızla kurtarmalıyız. Ben bunu yapacak gücü partimde de görüyorum. Morali de görüyorum. Gençlerin gözünün feri sönmüştü. Şimdi bir görün gençlerin için. Yaşların omzu düşmüştü. Bir görün şimdi. Ben bir Didim'e gittim. Arkasından Sivas'a gittim. İki gün aynı gün hatta yani Didim'den Sivas'a geçtim. Öbür gün şey yani Didim'deki CHP seçmeni. Sivas'ta Sivas'a bütün Türkiye'den gelmiş CHP seçmenleri. O inancı o şeyi görün yani. İnsanlar aradıkları morali buldular ve bir daha şey istemiyorlar yani. Herkes şunu istiyor tekrar. Benim en büyük hayalim bu. Kendimle ilgili en büyük kariyer planım da bu. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Ben öyle üç büyük zevk yaşadım ki 31 Mart gecesi. Gece saat 7'ye 12 dakika kalı gündüz. Yani 18.48. Bütün sandık görevlilerine mesaj attım. Birazdan çok iyi haberler alacaksınız. Çünkü biliyorum altın sandıklara bakmışım. İlk gelen haberler anketleri doğruluyor. Kilisi aldığımızı görüyorum mesela ilk haberlerle. Birazdan çok güzel haberler. Eskiden şey diyorduk. Karşı taraf yalan haberler yazıyor. İşte şey oluyor. Hakikaten de Anadolu Ajansı atmış falan. Sakın sandıkları terk etmeyin. Şimdi birazdan çok güzel haberler alacaksınız. Sakın gevşeyip de sevinip de sevinç gösterilerine katılıp da sandığı terk etmeyin. Islak imzalı tutanağı vermeden göreviniz bitmez. Sevinmeye sonra. Ben bunu 18.48'de yazmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bütün sandık görevlilerine. 17.19.03'te bunun tweetini de attık. Sonra şu bulunduğunuz yerden o geceki konuşma yaptım. Gençler bir dönem daha beklemeye karar verdiler diye. Sonra aşağıdan tempo 12'de otobüsün üstüne çıktım. Hayatımda siyasette en mutlu olduğum andır. Sadece şunu dedim. Size söz verdiğim gibi dedim. Bakın ışıklar hala yanıyor. Yanmaya devam edecek sabaha kadar. Bu binanın ışıkları erken kapanmayacak. Önümüzdeki seçim akşamında da 973 ilçenin ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin ışıkları sabaha kadar yanacak. Ben o başarıyı sağlayan genel başkan olarak Atatürk'e de borcumu ödeyeceğim. İlkokul öğretmenim Gülseren Asyavanlara da, beni yetiştiren anneme babama da, biricik kızım var ona da. Benim görevim bu. Bunun için bana içeriden dışarıdan hiçbir çelme, hiçbir gayret bu inancımı zedeleyemez. Gerekirse kendi nefsimle de mücadele edeceğim. İnsanın en büyük rakibi kendi nefsidir. Bu kadar net düşünüyorum. Bana bütün Türkiye dese ki sen aday ol, sen aday ol, sen aday ol. Doğru aday kimse, kazanacak aday kimse, en yüksek oy alacak aday kimse, o aday olacak. Güle oynaya kazanacağız. Bu ülkede şu an gözü yaşlı olan herkesin bir kere böyle bir gözünü yaşatacağız. Bunun içinde Ayşe Ateş de var. Bunun içinde Nihal Olçok da var. Abdullah Tayyip Olçok'un anası. Bunun içinde Berkin Elvan'ın anası da var. Bunun içinde Cumartesi anneleri de var. Diyarbakır anneleri de var. Bunun içinde ne kadar mağdur varsa, mazlum varsa var. KHK mağdurları da var. Ama diğer taraftan bir de karnı doyması gerekenlerin karnını doyacağız. İş bulması gerekenin işini bulduracağız. Bu cumhuriyet evlatlarına sahip çıkacak. İkinci yüzyılda, birinci yüzyıldaki başarıyı yeniden yapacağız. Hangi özgüvenle? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün özgüveniyle. Bu partinin genel başkanları öyle korkmaz, tırsmaz, sinmez, pısmaz. Bu partinin genel başkanları cesaretle yürür. Ben bugüne kadar grup başkan vekilliğinde
nasıl bir cesaret gösterdiysen burada da bir şey yok. Ama bu makam bir olgunluk da göstermeyi gerektiriyor. Bir sakinlik de göstermeyi gerektiriyor. Doğru strateji kurmayı ve ortaklaşmayı da gerektiriyor. Onun da gereğini yapacağız. Peki parti içinden şimdi tüzük kurultayınız olacak diye biliniyor hani Eylül ayına yönelik. O noktada böyle çok somut hani iddialı değişimler var mı? Mesela işte ön seçim gibi ya da hemen ilk seçimde uygulanabilecek mi bu değişiklik? Tabii. İlk seçimde uygulanacak. Zaten o çok yani aksi büyük şey olur. Yani ilk seçimde uygulanmayacak değişiklik yapılmaz tüzükte. Şöyle 7000 görüş geldi. Mahallelerden sorduk, ilçelerden, illerden sorduk. Dünyadaki tüzüklere bakıyoruz. Sosyalist Enternasyonel'in tüzük komisyonunu davet ediyoruz. Dünyadaki iyi örneklere bakıyoruz. Mesela bizim ön seçimde çeşitli tartışmalar var. Mesela Hatay'da belli bir sosyolojiyi tutturmanız lazım. Veya hep Balıkesir örneği veriyoruz. Efendim bizim üyeler Körfez'de ön seçim yaparsan hep Körfez çıkıyor. Oysa AK Parti merkezde ve dağda da aday gösterince bizim adaylar oralarda çok düşük oylar alıyorlar. Siz bizi istemiyorsan. Bir Körfez, bir merkez, bir dağdan adaylaşmanın önünde engel ön seçim falan. Bu mahsurları da gören ama işi illaki parti içi demokrasiyle çözecek. Ben size şunu söyleyeyim. Böyle olur olmaz bilmiyorum. Ama örneğin genel başkanın veya merkezin yetkisinin %5 ile sınırlandı. %5 kadın kolları ve gençlik kollarının başarılı ilçe, il ve merkez yöneticilerine verildi. Yani işte oraya 30'ar tane mesela nasıl oluyorsa ondan sonra yani gençlik kadın kollarına emek verenlerin de değerlendirildi. Meclis grubunun belli bir miktarının korunduğu, belli bir miktarı için bir yöntem bulunduğu, geri kalanında tamamının örgüt tarafından seçildiği bir şey. Mevcut milletvekili ister gider örgüte emanet olur, örgütün ön seçimine girer, ister mevcut milletvekili buradaki değerlendirmeye şey yapar. Onun da milletvekilinin kendisine bırakıldığı böyle tam demokratik, tam şeffaf, tam katılımcı ve ön seçim yapacağımız yerde de mesela oylardan birini bir kadın mesela işte şu kadar 9 oy kullanıyorsan 3'ünü kadına kullanmanın zorunlu olduğu mesela atıyorum ya da yarısını. Kocaeli'nde bir sendika kökenli ya da İzmir Ala'da o bölgede ikinci bölgede sendika kökenli birisine oy vermenin mesela Alman Sosyal Demokratlar'da var. Bu bölgede diyor oylardan bir tanesini sendikacı adaylardan birine vermeniz lazım gibi. Bizim meclis grubu var, veteriner yok. Nasıl olacak? Cumhuriyet Halk Partisi gibi partinin meclis grubunda veteriner yok. Onun da gözetiliyor olması lazım yani. Ya bütün ön seçimlerden çık. Ona da bir bakmak lazım. Meslek kotalarına bakmak lazım ama bunu ortak akılla ve çok iyi düşünerek, iyi tasarlayarak, iyi tartışarak dört dörtlük yapmak lazım. O yüzden ama ben öyle kendi yetkimden vazgeçip örgüte vermeye razıyım. %15'ler var. 5'e düşüversin. Ondan sonra zaten bakanlar dışarıdan atanıyor. Bu sistemde milletvekili istifası var. Eskiden bu kontenjanlar hani parlamenter sistemde bakanlar geleneksel olarak önce milletvekili istisnai durumlarda dışarıdan atanır. O da ilk seçimde milletvekili yapılırdı. O zaman kontenjanlara ihtiyaç var. Adam bakanlar kuruluna koyacağı kişiye ön seçimden çık da gel diyemiyordu falan. Şimdi başka da bir şey var. Ondan örgütün sesini de duyan. Bir de ben örgüte verdiği her sözü tutan bir genel başkanım. İşte 4. kattaki örgüt odalarından tutun. Gittiğim yerde il başkanının çayını içmeden, ilçede çalışıyorum, ilçe başkanının çayını içmeden ya çalışmaya başlamam ya neden Ecevit'ten beri mesela ilk kez genel başkan giriyor bu binaya deyip sarılanlar falan. Ben 60 yöneticim var benim. 34'ü örgütte aktif görev yapmış parti meclisinde. 15 il başkanı var. Hep böyle yani ne söz verdiysek tutmuşuz. Bir ara çarpıttılar yerel seçimde. Tamamını ön seçim yap. Ya kardeşim genel seçim için tüzük değişecek mi? Ben ne olacak? Belediye başkanı tamamını ve ön seçim yaptığımız yerlerde hep seçim kaybetti. Özgür Bey örgüte verdiğim her sözü tuttum dediğiniz zaman. Ama milletvekiliniz de çok büyük dinamizm katıldı. Kurultayda 4-5 Kasım kurultayında 2 ay içinde tüzük kurultayı vaat ettiniz. O sözü tutmamakla eleştiriliyorsunuz. Hiç öyle bir şey yok. Şunu söyleyeyim. Ben geldim. Kürsüde söylediğiniz zaman. Hayır, ben tüzük kurultayını yapacağız dedim Aralık ayı sonunda. Geldim ve dedim ki arkadaşlar Kasım ayı sonunda pardon. Çünkü
kurultay tarihi ilan edilmişti. 25 Kasım Tüzük Kurultayı diye hatırlıyorsunuz. 26 Kasım, 25-26 Kasım. Geldim partinin avukatlarını çağırdım. İkisi de hayatta. Ne bana yalan borçları var ne bir başkasına. Tüzük Kurultayı'nda ne durumdayız? Yok öyle bir kurultay efendim dediler. Nasıl yok dedim. Ya yok. Dönemin seçim hukuk işlerinden sonra genel başkan yardımcısını aradım. Ya 25. Ya biz onu siyaseten söyledik. Gazete ilanını vermedik. Yok kararını almamışlar. Dedim ya nasıl olur söz verdik insanlar. E şimdi yapsak ne zaman yapabiliyoruz? Aralık sonuna yapabiliriz işte. Aralığın 15'ine yapabiliriz. E aday belirleyeceğiz. AK Parti adayları belirleyip sahaya çıkarken biz Tüzük'le mi uğraşacağız? 81 il başkanı yazı yazdı. Tüzük kurultayı ertelensin diye. 81'de 81. Karar ben almadım o kararı. O il başkanlarının yarısından fazlası bir hafta önce karşımdaydı. Bir hafta sonra biz Tüzük kurultayını 15. Ben il başkanlarını çağırdım ve şunu söyledim. Arkadaşlar 25-26'da Tüzük kurultayı yapacaktık. Bir önceki dönem Tüzük kurultayının kararı alınıp deftere resmi gazete ilanı verilip gerekli başvuru yapılmamış. En erken 15 ya da 22'sinde yapabiliriz. Ne yapalım dedim. 81'i birden imza attı. Yapmayın dedi. Yapamayız dedi. Yerel seçim var dedi. Şimdi ben mi suçluyum? Şimdi, gelseydim ve bana partinin avukatları deseydi ki Özgür Bey her şey hazır 26'sında ben zaten dedim. Hatta şöyle genişlettim. Hem Sayın Genel Başkan'ın vaat ettiklerini sahipleniyorum. Hem de benim bu vaatleri bu kitapta yazıyor. Hepsini 26'sında geçirebiliriz dedim. Ama kararı alınmamış. Ben yerel seçimlere AK Parti adaylarını belirlerken ben örgütü Tüzük için birbirine getirip burada yapamazdım yani. Evet. 81 il başkanı söyledi. Bana kimse Özgür Özel Tüzük Kurultayı sözü verdi tutmadı. Ama işte yani o Tüzük Kurultayı yapacağım sözünü verdiğiniz 25-26 Aralık'ta ilan edilen Tüzük Kurultayı'nı yapacaktım kararı alınmamış. İşte onu hatırlatacağım. Yani o sözü verirken 31 Mart'ta yerel seçim olacağı belliydi ama. Hayır. Bakın. Ben o sözü verirken 25 takvimde vardı yerel seçim. 25 Kasım'da Tüzük Kurultayı kararı alındı diye biliyorduk. Öyle söylemişti arkadaşlar. Almamışlar kararı. Onun bir 45 günlük takvimi var. Onu yapmaya kalktığınızda Aralık ayı sonunda siz Aralık ayı sonunda ben Tüzük Kurultayı yapsaydım siz bana bu adam delirmiş derdiniz. AK Parti adayları çıkarmış çalışıyor. Ben Tüzük Kurultayı'yla uğraşıyorum. Bütün örgüt Tüzük'le uğraşıyor. Yani Allah aşkına vicdanlı olun. 25'ine o kararı almış olsalardı ben yapıyordum. Partinin avukatları burada. Oturdum koltuğuma ilk onları çağırdım. Ne yapıyoruz dedim. Çağatay Bey, Çağlar Bey dedi ki yok öyle bir karar alınmadı. Hemen aradım arkadaşımı. Ne al ya dedim karar alınmadı diyor. Biz onu siyaseten söyledik dedi. Alırsınız dedi. Peki size yönelik bir eleştiri de yine hem parti içinden hem de dışarıdan bakıldığında. Şimdi geçmiş yönetimin çok önemli isimlerinden hani o yaygın tabirle kurmaylarından biriydiniz. Ve o dönemde yapılan hataları neredeyse o dönemin kadroları eski Sayın Zafer Genel Başkan'a... Bu kurultay öncesi beni konuk ettiğinizde bu sorular soruldu cevaplandı. Şimdi beni geriye döndürmeyin gözünü seveyim. Hayır şuraya getireceğim. Ve ben. Delegeye çıktık. Şuraya getireceğim sözü. Şimdi o döneme ilişkin... ya evet böyle hatalar oldu biz de görüyorduk ama söylemedik söyleyemedik gibi bir öz eleştiri çok geniş kapsamlı yapmadınız. Şimdi bugünkü partide ki farklı bir partiden söz ediyorsunuz daha özgüvenli bir CHP'den söz ediyorsunuz. Acaba ileride yine bugün yapılmış olduğunu varsayacağımız hatalar da bu şekilde itiraz edilmeden tartışılmadan ortaya çıkar mı? Size şu kadarını söyleyeyim bir. Ben kendi öz eleştirimi yaptım. Kendi riskimi aldım. Ve çıktım. Bir tespitte bulundum. Ve dedim ki bu şartlarda gidersek bu yerel seçim kayıp. %14 gözüküyoruz ankette. Açın kurultaydan önceki ankette Metropol ne bulmuş? Bakın 14. Açın Panorama ne bulmuş? Bakın Sonar ne bulmuş? Bakın her birisi çok önemli şirketler veya Aksoy ne bulmuş? Bakın. Ben gördüm sahanın sesini. Ben bir riski gördüm. Ben genel başkan olmak için yanıp tutuşan birisi olsaydım grup başkan vekilliği yapmak yerine döner MYK'da görev alırdım. Örgütlerden sorumlu olurdum. Oraya yoğunlaşırdım. Ben parlamenter mücadeleye yoğunlaşmış birisiyim. Ben partide birinin bir riski alıp çıkmazsa
yerel seçimin gittiğini gördüm. Bu şeyde de benden ilk ortaklaşan, bunu ilk dile getirenlerden birisi de Ekrem İmamoğlu'dur. Ben ona dedim ki abi İzmir bile gidebilir başkanım dedim. İzmir bile gidebilir dedim. O da dedi ki sayın başkanım ben İstanbul'a aday olamam. Bu şartlarda olmaz mı işte. Onun üstüne biz değişim diye yola çıktık. Ve ne sonuç aldığımızı gördünüz. Ben öz eleştirimi delegeye yaptım. Ben eleştirildim. Çıktım. O eleştirilere cevaplarımı verdim. Teker teker bütün gün beni eleştirdiler. Sayın Genel Başkan'ın bir takım haklı eleştirileri oldu. Çıktım. Kim karar verecek? Delege verecek. Delege Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye tarihinde ilk kez çoklu yarışta bir genel başkan değişimi yaptı. Bu sorular geride kaldı artık. Bitti onlar. Ve bizim benim yönetim anlayışımı MYK üyelerimiz görüyor. Grup başkan vekillerimiz görüyor. Ben bir de bu sorulara cevap verirken en korkacağım şey Kemal Bey'i incitmek olur. Ben Kemal Bey'i niye inciteyim? Kemal Bey bir sürü şey doğru yaptı. Bazı yerlerde hata yapmıştır. O bir aile incinmiş de gözüküyor Kemal Bey. Bana böyle bir söylemi hiç olmadı. Şimdi Kemal Bey o hançer ifadesini kime kullanıyorsa, onu netleştirirse muhatabı cevap verir. Ben partide, Cumhuriyet Halk Partisi'nde öyle hançer taşıyan kimse olduğunu görmüyorum. Bir de bu hançerin yani hangi niyetle nasıl söylenmiş, ne olmuş onları başka bir yerden bakmak lazım. O sorunun muhatabı ben değilim. Bende hiç hançer olmadı. Olmaz da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerinde falan olmaz. Ama meselenin kendisi şu. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na düşen sorumlulukla ben bütün önceki genel başkanlarıma son üst düzey bir saygı göstermek durumundayım. Onlardan fikir almak durumundayım. Onları düzenli bilgilendirmek durumundayım. Varsa eleştirileri dinlemek durumundayım. Yani yüzüme bana birebir de söyleyecekleri olursa bunları hep kendilerine söylüyorum. Lütfen uyarın. Çünkü yani mesela ne bileyim belli bir görev vardır. O konuyu önceden yapmış bir sürü kişi söyler. Burada dört kişiler sadece yani. Dört kişi ve her birisi apayrı deneyimli, çok kıymetli insanlar. İçlerinde işte çok önemli kamu görevlerinde bulunmuş olanlar var. Her birinin ayrı deneyimi var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanları içlerinde en uzun süre yapan Sayın Genel Başkan. Çok kıymetli bunlar. Ama onun dışında bazı eleştiriler olur, bazı kişisel değerlendirmeler olur. İsmet Paşa'dan gelen bir gelenekle bazı şeyleri de duymama gibi bir sorumluluğum var yani. Bu da CHP genel başkanlarının önemli bir sorumluluğu. Duymamam gerekeni duymam ama duymam gerekeni duyar ve gereğini yaparım. Şimdi ekonomiye tekrar dönelim. Hani sahadasınız aslında. Yani bu mitingleri nasıl görüyorsunuz? Yani bu tematik mitingler çok ses de getirdiğini de hani görüyoruz da daha çok zaten oradan aslında bu erken seçim çağrılarını da görebiliyoruz. Aslında bir bütünsellik içinde açıklamalarıma baksalar okuyacaklar. Peş peşe gelince de öyle okuyor diyorum zaten. Ki, halk isterse olur. Halkın istemesi içinde ekonomik olarak mağdur ediliyorsa, geçinemiyorsa ya bu millete bu zammı alacağız ya da bu millet geçim yoksa seçim yok diyecek diyoruz. Yani bir bekleyip de acaba bu işin trendi nereye doğru gidiyor diye bakmak yerine meydan meydan miting yapan genel başkanı eleştiren bir tuhaf akıl var yani. Şeyde değil, parti içinde değil. Ne amaçlanıyor bilmiyorum ama yani o trendi sürdürmek lazım. Millet kendisinin sesi olan bir siyasi partiye yöneliyor ve bu iyi bir şey. Biz dokunamadığımız seçmenlere dokunuyoruz. Ben hep bunu savunurum. Sosyal Demokrat Parti sol kimliğiyle bütün seçmenlere böylesine enine kesen bir siyaset. Onu yapmaya çalışıyorum. Ona inanıyorum çünkü. Onu yapalım diyordum. Şimdi yapıyoruz. Yalçın Karatepe çok da değerli bir isimdir. Biz de kendisini çok saydığımız bir isimdir. Mehmet Şimşek'le bir görüşme yaptı. Fakat sonrasında Mehmet Şimşek'in bazı açıklamaları da oldu. Yani tıpkı işte biraz önce İlhan Uzgen'le işte Hakan Fidan görüşmesinden örnek verdim ve daha sonra dışişlerinden gelen bu açıklama gibi Mehmet Şimşek'ten de açıklamalar geldi.
Nasıl görüyorsunuz bu açıklamayı? Yani önce bir görüşme oluyor, arkasından hemen farklı açıklamalar mı geliyor? Ne oluyor? Şöyle yani ben Dışişleri'nin açıklaması İlhan Bey'le şeyden sonra yok, çok... Değil yani hani onunla belki hemen peşinden yapılmadı ama... Evet. Yalçın Hoca eleştirdi, haklı eleştirdiler. Çünkü aynı dili konuşmadığımızı gördük. Yani ya çok net bir şey var. Biz diyoruz ki bu ülkede %68 dolaylı vergi topluyorsunuz. Yani fabrikatörle fabrikanın bekçisi aynı vergi ödüyor elektriğe, suya, telefona falan. %21 de maaşlardan vergi kesiyorsunuz. %89. %11 üretenden, para kazanandan aldığınız vergi %11. Tersinin olması lazım diyoruz. Gelin çok kazanandan çok alalım, az kazanandan az vergi alalım, hiç kazanmayandan hiç vergi almayalım ve toplumun en yoksul %20'sine, ikinci grup %20 yapalım. Siz hep en iyi %20'ye çalışıyorsunuz diyoruz. Aynı dili konuşmadığımızı gördük, bunu eleştirdik. Onlar da şöyle yani şimdi bizim Sayın Bakan'ı eleştirme hakkımız var da onun bizim gölge bakanı eleştirme hakkı yok mu? O da dedi ki işte mahalle baskısıdır bilmem nedir falan. Erdoğan da diyor ya kendi içlerindeki karışıklığı bas. E tamam biz bir iddiada buluyorsak onlar da bizimle ilgili bir iddiada bu. Ama bizim mahalle baskısı değil. Esas Mehmet Şimşek bizim mahalle değil. Gerçek mahallelere baksın. 10 bin liraya geçiriliyor mu o mahallelerde diye. Mehmet Şimşek dönsün 17 bin lirayla bir asgari ücretli çocuk okutabilir mi diye baksın. Kim haklı kim haksız bir görelim. O bizim mahalleyle meşgul olmayı bıraksın. Yeterli ama. Dedi biliyorsunuz o olur asgari ücret. Ama şunu da göreceğiz. Yani CHP'nin bakanları, AK Parti'nin, CHP'nin gölge bakanları, AK Parti'nin bakanlarını eleştirecek. Onlar bize eleştirmeyecek. Öyle bir şey de yok. Eleştirmeye de açık olacağız yani. Ama Yalçın Karatepe Mülkiye'nin dekanlığını yapmış. Volkan Demir çok değerli bir hocadır. Volkan Demir buraya gelene kadar Galatasaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi dekanıydı. Mali hocası ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek Giriş Sınavı'nın hocası. Yankı Bağcıoğlu mesela yani bunlar dışarıdan bizim yani parti sosyal demokrat olan CHP'li olan ama delege sisteminden falan hani bizim gibi şeyden gelmeyen, ben de gerçi Türkiye Eczacılar Birliği'nden geldim. Sonra 14 yıldır devam ediyoruz. Ama Yankı Bağcıoğlu mesela emekli tümamiral ve Foça'daki üst biliyorsunuz Kuzey Irak'ta falan yani çok önemli görevlerde bulunmuş isimler. Onların İlhan Uzgel'i de burada. İlhan Uzgel ben. Dış politika biraz önce konuştuk. Evet, yani evet. Müthiş bir dış ilişkiler hocası, hepimize çok katkısı da oluyor. Bu isimlerin varlığı da partiye güç katıyor. Örgütten gelen arkadaşlarımız, bizim gibi gruptan gelen arkadaşlarımız olan çok iyi bir dinamizm var. Elbette bundan sonraki süreçlerdeki politika önerileri de bence Türkiye'de çok gündem belirleyici olacak. İlhan Üzgel'in 10 maddelik şeyi bile, tespitleri bile ne kadar önemli bir gündem yarattı Türkiye'de. Sayın Genel Başkan, son 10-15 yılda Türkiye çok sık seçim yaşadı. Çok sık siyasi devinimler yaşadı. Darbeler yaşadı, referandumlar vesaire. Belki de bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi oturup nereye gittiğine, nasıl bir parti olduğuna, artık altı okun neleri temsil ettiğine özetle bir program, yeni bir program oluşturmaya odaklanamadı. Bunu herhalde siz de kabul edersiniz. Önümüzdeki dönemde çok geniş kapsamlı, detaylı bir program kurultayı planlama fikriniz var mı? Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisini tanımlarken özellikle son dönemde laiklik ayağını biraz ihmal ettiğine dair eleştiriler var. Mesela sizin şimdiki yönetiminize de bu ÇEDES projesi dahil milli eğitime yapılan bu gerici saldırıların filan çok fazla CHP tarafından yeteri kadar gündeme getirilmediği eleştirisi var. CHP'nin kimliği, program kurultayı ve bu laiklik konusundaki eleştiriler. Şimdi birincisi şeyi ilan ettik biz program kurultayını aslında. Biz 4-9 Eylül arası yapacağımız kurultaya tüzük kurultayı demiyoruz. Değişim kurultayı diyoruz. O kurultayda şöyle bir şey yapacağız. Dördü sembolik Sivas'ta olacağız. Çünkü Sivas'ta 4 Eylül 1919'un yıl dönümü ve bizim partimizin de Atatürk'e sorulduğunda ilk kongremiz dediği. O yüzden oraya parti meclis üyelerimiz, milletvekili grubumuzdan temsilci arkadaşlarımız, il başkanlarımızın temsiliyetiyle
belli bir sayıda gideceğiz. Sabahki törenlere gideceğiz. Öğleden sonra orada bir toplantı yapacağız. Sonra döneceğiz Ankara'ya. Beşinde başlayarak ya da beşinde tüzük komisyonu çalışabilir. Onu daha tam netleştirmedik. Ama ben diyordum ki beşinde tüzük komisyonu son toplantısını yapsın. Altısında yedisinde tüzüğü tartışarak, şekillendirerek hatta 5-6-7 yapalım dedik şimdi. 3 gün enine boyuna tüzük tartışalım. Son şekli verisi falan. 8'inde program kurultayının ilk toplantısı olsun. Yani gelecekte yapılacak başlangıç. Nasıl bir programı konuşalım? Ve sonra da artık hani tüzük somutlaşıp son şeklini aldıktan sonra programa yoğunlaşalım Eylül ayından sonra da. Onda bir tarih belirlemedik ama diyelim ki 19 Mayıs'ta da program kurultayımızı başlatalım. Yani örnek veriyorum. Tam önerdiğiniz şeyi yapmaya niyetimiz var ve çalışıyoruz. CHP'nin çok çağdaş bir programa ihtiyacı var. Mevcut programa geçmişte çok emek verildi ama... Çağdaş derken sol bir program tabii diyebilir miyiz? Tabii ki. Ben onu kurultay konuşmam ve kurultayda da dağıttığımız tutum belgemiz. Değişimin yüzlü yüzlü değişiminde anlatıyoruz. Altı oku sahiplenen ve yeniden yorumlayan değil ama bugünün şartlarında nereden savunacağını ifade eder. Biz laiklik konusunda en ufak tavizimiz olmaz. Bu sorunun bana yöneltilmiş olmasının kendim açısından utanç verici olan bu konudaki en hassas kişilerden bir tanesi partinin başında şu anda. ÇEDES MEDES'e de en sert eleştirileri yönelten kişilerin başındayım. Ben Ensar'a karşı eylemde yapmışım. Yani ben cemaat yurtlarında intihar eden Elazığ'daki arkadaşımızdan sonra cemaat yurtlarından kurtulmak isteyen başvursun deyip TÜLOV'da Aydınlığa Çağrı Projesi'nin mimarıyım. TÜLOV gibi bir vakıfımızın üzerinden 300'ün üzerinde arkadaşımızın elinden tuttuk biz o şeylerde. Yani öyle Özgür Özel'e sorulmayacak sorular kategorisinde bu laiklik hassasiyeti. Parti olarak sordum. Partinin başıyım ben. Evet. Yani ben partinin genel başkanıyım. Öyle sistemi partinin de. Yani, genel başkanıyım ve laiklik konusunda. Biraz zayıf kaldığına inananların eleştirileri bunlar. Bu döneme ilişkin değildir efendim. Daha ne diyeyim? Ben bu konuda partinin en net ve en sert tutumu takılması gereken ve partinin sakinleştirilen kanadıyım. Yapmayın etmeyin biraz durun diye. O yüzden Özgür Özel'e sorulmayacak sorular kategorisindedir laiklik hassasiyeti. Biz yine sormuş olduk. Yani. Cevabı da böyle almış oldunuz. Peki şimdi bugün bir haber vardı. RTÜK Açık Radyo, Açık Radyo'nun lisansını aldığı 5 gün program durdurma cezasına uymadığı gerekçesiyle iptal etti. Şimdi konuya ilişkin bir açıklama da gelmişti radyodan. Ama bunu genel anlamda nasıl görüyorsunuz? Yani? Bir kere orada RTÜK üyelerimizden öncesinde sonrasında değerlendirdim. Evet. Çok büyük bir haksızlık var. Şöyle ki, şimdi orada bir ifade var. O ifadeyi sorumlu bulmuşlar. O ifadeyi ceza vermişler. Para cezası ve yayın ikame cezası. Yani bir metin veya bir yayın yolluyorlar. Sen onu yayınlıyorsun o sırada. Televizyonda olduğu gibi hani belgesel yayınla diyor. Belgesel kamu spotu diyor. Kamu spotu. Radyoya da bir ikame yayın. Kararı almışlar. Şimdi radyo kararı almış. Para cezasını yatırmış. Yani mutlaka itiraz edecektir. Mahkemede hakkını arayacaktır. Ayrı konu. Yani RTÜK'ün kararını tanımamazlık yapmamış. Para cezasını yatırmış. İkame yayın yolladıkları dosyayı da açamamışlar. Hani şey oluyor ya, şimdi radyoda ses dosyası bu. Yollanan her format açılmaz. Bizim de başımıza geliyor. Bir ara delirirdim. Devamlı bir şey indiriyorduk bilgisayarda. O müziği açabilmek için o şeyi. Şimdi unuttum. Birader yazar bilmem neydi diye. O formatı desteklemiyor. Şunu indir. Bu formatı desteklemiyor. Bunu indir. Radyo açamamış dosyayı. Açamayınca da anlamamışlar o ikame yayın olduğunu ve bilip yayınlayamamışlar. Orada radyonun bir hatası varsa da kötü niyet olmadığı parayı ödediğinden belli. RTÜK de kendi verdiği cezayı uygulamayanlara lisans iptali yapıyor. Lisans iptali. Şimdi cezanın para kısmını ödediğine göre senin cezanı uygulamama niyeti yok adamın. Veya kadının, kimse yani o kararı veren o insanların. Böyle yorumlamak lazımken bizim arkadaşlar bunu savunmuşken lisans iptali yaptılar. Açık Radyo'ya lisans iptali. Çok önemli bir dinleyici kitlesine de yapılmış büyük bir haksızlık olur.
O yüzden yanlış buluyoruz. Bu konuda herhalde mahkemeye başvurulacaktır falan. Hı hı. Bizim arkadaşlarımızın muhalefet şerri var bu konuda. Büyük bir haksızlık. Büyük Türkiye'nin en eski özel radyolarından biri ve çok saygın. Çok saygın, çok ciddi dinleyici kitlesi var. Çok içerikli yayınlar yapılıyor. Oradaki bir cümleyi sorunlu görüp ceza vermişler. Üstüne de böyle bir şey. Orada bir fırsatçılık yapıldı gibi geliyor bana bir de. Yani RTÜK tarafından yani şunu yapsalar, bir ihtar yollasa, dese ki para cezasını yanladın ama bunu niye yayınlamadın? O belki diyecek ki ya açamadım, bilemedim, göremedim falan. Peki şimdi biraz önce biz reklama gittiğimizde burada konuşurken buradaki fotoğrafı konuşmuştuk. Şimdi yavaş yavaş artık sona geliyoruz. O dikkatimizi çekti tabii. Atatürk'ün bir vatandaşla sohbeti var orada. Bu şimdi Atatürk'ün hepimize görsel bir vasiyeti. Bir genel başkan ya da bir cumhurbaşkanı vatandaşı nasıl dinler? Anlamaya çalışıyor, dikkatle dinliyor. Belli ki uzun uzun anlatıyor. Ve etrafındakiler de gözünün içine bakıyorlar. Vatandaşın gözünün içine. Ama onunla ilgili benim size verdiğim detayı burada verelim. Bu kişinin torunu şu anda Turhal'da belediye başkanımız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an Turhal belediye başkanı sevgili Mehmet Erdem Ural. O vatandaşın, Atatürk'ün gözünün içine bakarak dinlediği vatandaşın torunu. Böyle bir hoş şey var. Tabii fotoğraf çok eski ve hep vardı. Ama torunu da belediye başkanı oldu. Hep bu salonda duruyor bu fotoğraf. Evet bu salonda durur partide. Yok, bu salonda bazen bu durur, bazen o yanda durur. Arkadaşlar programına göre getiriyorlar. Ama partinin çok sevdiği, ayrıca Sayın Ekrem İmamoğlu bu fotoğrafı bütün belediye başkanlarına hediye eder. Arkanızda dursun vatandaşı, Atatürk gibi dinleyelim diye. Peki bir ders niteliğinde bir fotoğraf. Evet. Görsel vasiyet diyorum ben buna. Bir meclisteki yargı paketini soracağım ama ailenizle görüşebiliyor musunuz? Yoğunluk nasıl? Şimdi, merak ettim. Kızım benim pazartesi günü son bütünlemesini de verip 4 yılda hukuk fakültesini bitirdi. Biz çok mutlu olduk. Bugün maşallah de eve Manisa'ya gitti. Bana fotoğraf attılar annesiyle ama gidemiyoruz. Ben çünkü yarın Başbağlar'a gideceğim. Ertesi gün Sosyalist Enternasyon için yarın Başbağlar'dan ayrılıp Erzincan'dan Bükreş'e gideceğim. Bu hafta Bükreş'ten pazar sabahı dönüp uçakla dönüp hızla Edirne'ye ulaşıp Kırkpınar güreşlerine katılacağız. Belediye başkanımızı ziyaret edeceğiz, örgütümüzü ziyaret edeceğiz. Bu hafta sonu da böyle geçti. Arada ayda bir iki görüşebiliyoruz. Tabii eskiden ben iline çok bağlı bir milletvekiliydim. 4 gün burada, 3 gün burada ama grup başkan vekilinin son dönemleri de çok dışarıda görevlerim oluyordu. En çok onları ihmal ediyorum. Biz 3 kişiyiz, atomlarımıza ayrılmıştık. Ben Ankara'da, Didem Manisa'da, İpek İstanbul'daydı. Şimdi okul bitti, biraz Manisa'da kalır ama herhalde o da bir dil okulu için yurt dışına falan gidebilir. Ama siyasetçi olmak böyle bir şey herhalde, değil mi? Evet, bir gün şimdi Mısra Öz'ün yanındasınız. Bir gün Ayşe Ateş'in evlatlarının elini tutuyorsunuz. Başka bir gün Vera'nın elini babasının tutuyorsunuz. Yerine şey. Ama bu arada neydi kızınızın adı? İpek. İpek Hanım'ı ihmal etmiş oluyorsunuz. Ya, bu ödenmesi gereken ama aslında sizin de gönüllü ödediğiniz bir bedel, değil mi? Ya şimdi kendi ödediği bedel sorun değil insanın ama ailesinin kızım. Şimdi benim bir tane kızım var. Ben 2007 yılının Aralık ayında seçilip Ankara'ya geldiğimde Türk Eczacılar Birliği için İpek 6 yaşındaydı. Ne zaman 16 oldu, ne zaman işte 23 yaşına geldi ben anlamadım. Okul bitti. İnşallah mezuniyetine gideceğim ama. Kız babası olarak en iyi ben anlarım bu haliyetin. İnsan işin o kısmını üzülüyor. Biz hep bir koşturma içindeyiz. Orada referandum, burada seçim, tarihin önemli seçimi ki hepsinde çok haklıydık. Yani bunları böyle nitelemekte ve çalışmakta ama mecliste sabahlamalar falan hep ihmal edildi. Ama İpek çok anlayışlı. Birlikte kaliteli zaman da geçirdiğimiz oluyor. Annesi de çok anlayışlıdır. Bir de şey, beni 31 Mart akşamı affettiler. Yani şey oldu, çok mutlu oldular. Çok acayip sevinç paylaştılar. Onlar öyle mutlu olunca iyi oldu dedim. Bir de bugün bir telefon geldi, onu söyleyeyim. Yoruluyoruz falan. Özel kalemime dedim. Çünkü
Onlar bağladılar ve megafondan konuşmak durumundaydı başka işle meşgulken. Sinan Ateş'in annesi aradı. Evladım senden Allah razı olsun dedi. Ziyaretine gelmek istiyorum dedi. Evladımın arkasında durdun, torunlarıma sahip çıktın dedi. Bugün de yanımızdaydın dedi. Ne dediğini daha çoğunu söylemeyeyim ama o telefon bütün yorgunluğumu aldı. Ayşe Hanım dost bildiklerimiz düşmanlık ederken düşman bildiklerimiz dostluk etti bize deyip CHP'lilere söyleyince siz bize siz sahip çıktınız diye o tweet'i paylaştı mesela, o önemli. Ben hep şeyi savunurum. Berkin Elvan'la Abdullah Tayyip Olçuk'a birlikte üzülebilen bir toplum ancak gerçekten bir bütün olabilir. Yoksa Berkin'in annesini o yuvalatıyorken bizim Abdullah Tayyip... Ben bunu söylediğimde Oda TV'de bir röportaj yayınlandı. Şey diyor ki Abdullah Tayyip Olçuk'un değerli annesi Nihal Hanım, bir an ismi gelmedi aklıma, kusuruma bakmasın. Oda TV'de bir röportajı var. Bu sabah diyor ekmek almaya gittim diyor. Dönüşte dedim ki diyor, bu torbadaki ekmeği annesine götürürken Berkin Elvan'ı vurdular. Bir gün birisi Berkin'le benim oğlumun adını birlikte ansa keşke dedim diyor. İçeri girdim. Oğlu demiş ki anne anne bak, Özgür Özel diyor ki Abdullah Tayyip Olçuk'un da yasını Berkin Elvan'la birlikte tutmalıyız. Tevafuk oldu diyor. Bir gün Özgür Özel'le tanışmak isterim diye Oda TV'de röportajını gördüm. O gün yani. Ben bir gün önce konuşmuştum. O oğlu çağırmış söylemiş. Öyle ekmekten Berkin Elvan'ı hatırlamış. Sonra bir araya geldik. Konuştuk, sohbet ettik. Zaten onlar AK Parti'nin ilk dönemlerini çok iyi biliyorlar. Reklam kampanyasını eşiyle birlikte yürütüyorlardı falan. Halen daha görüşüyoruz. Geçtiğimiz günlerde de telefonlaştık. Ben Türkiye'nin böyle sadece her mahallenin kendi acısına ağladığı, kendi şehidini şehitten saydığı bir düzlemden Türkiye'yi çıkardığımızda esas başaracağımızı düşünüyorum. O Türkiye ittifakı dediğimiz mesele de o yani. Milli takım gol atınca sevinen herkes. Milli takımın karşısında olup açıklama yapanlar oldu bir iki. Ben onları Türkiye ittifakı, o kişi olarak Türkiye ittifakına davet etmem. Ama filanın sultanları kazandığında kim sevinebiliyorsa ben ondan aynı zemindeyim. Öyle AK Partili, MHP'li, biz aynı zemindeyiz ve bu zemini oluşturmalıyız. Birileri ayrıştırarak yönetiyor olabilir. Ben meselenin farkındayım. Mesele şu: seçmene büyük bir ustalıkla AK Partili ve MHP'ye oy veren seçmenin bilinçaltına şunu söylediler. Kulağını üflediler. Sözde duymadık bunu ama şunu dediler. Evet, açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike büyük, bir kere daha bize oy vermelisin. Yoksa ezanı susturacaklar, yoksa bayrağı indirecekler, yoksa vatanı böldürecekler. Böyle büyük bir yalanla vatandaşı etkiledi. Oysa o insanlar açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten sosyal demokrat bir programla çıkabilirler. Ve biz yapacağız bunu, biz yapıyoruz. Ve bu insanlar bizi düşman görmediklerinde gerçek dostlarının bizim olacağını, bugün Ayşe Ateş gördü, yarın bir başka MHP'li, bir başka AK Partili görecek. Ama biz iyi insanlarız ve biz bu ülkenin iyiliğinden başka bir şey istemeyiz. Birisi bu ülkeyi bölmeye kalksa ilk canı biz veririz. Geçmişte de biz verdik. Bu partinin ilk genel başkanı orasında saat olmasaydı şehit olacaktı milli mücadele sırasında. Gazi oldu. Bir gözünün o büyük patlamalarla bir gözünde kusur oluştu, hasar oluştu. Diğer taraftan ikinci genel başkanı kendi canını da ortaya koydu, masaya yumruğu da vurdu. Tapu senedini yedi cihana kabul ettirdi. Lozan'ı yaptı yani. Öbürü işte 50. yılı Kıbrıs'ı kurtardı. Dediler ki ambargo uygularız, uygulayın. Afyon ektirmeyiz, ektirdi. Ambargoları göze aldı. Sonrasında efendim Ecevit'in döneminde bilmem ne kuyruğu var ama mezalimi bitirdi. Niye oldu o kuyruklar? O ambargolar yüzünden oldu. O yüzden bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir üyesinden ne vatan haini çıkar, ne bölücü çıkar, ne bilmem ne çıkar. Bu ülke bölünmesin diye, o bayrak inmesin diye, o ezan dinmesin diye canını verir bu insanlara. Hep göze aldık bunları. Her birisine suikast girişimleri oldu. Birinciye de oldu, ikinciye de oldu, Ecevit'e de oldu.
Kemal Bey'e de oldu, olmadı mı? Yani o yüzden bu insanların bizi tanıması, anlaması lazım. O yüzden de bu normalleşmeyi, Tayyip Erdoğan'la normalleşmenin ötesinde onun seçmeniyle, MHP'nin seçmeniyle normalleşme olarak görmek lazım. Sokaktaki bu normalleşmeye o seçmenin verdiği krediyi göremeyen, ben siyaset yapacağım, ben bu partiyi bir noktaya getireceğim veya ben bu iktidarı göndereceğim diye hiç konuşmasın. Sokağın sesini duymayanlar asla ve asla yapmasınlar. Sokakta ne var? Siyaset sokağı duyma sanatıdır. En basit tanımıyla budur. Sokağın talebine olumlu ve doğru reaksiyonu verme talebidir. Değiştir diyorsa değiştireceksin. Değiş diyorsa değişeceksin. Git diyorsa gideceksin. Ne istiyorsa o sesi duyacaksın. Kendi ilkelerinden sapmadan. İşin o kısmı çok kritik ve önemlidir. Git diyorsa dediniz, seçim kaybedeyim. Kaybedersem sizin için öyle bir çağrı olur değil mi? Ben şunu söyleyeyim. Eğer partimi yapılacak ilk genel seçimlerde iktidar yapmadıysam ben yokum ertesi. Bu kadar net. Yap, kurultayı toplarım. Ama sıfakat ilakini yok. Efendim aday değilim. Bakın kayıt altında söylüyorum. Bunu yarın öbür gün oynatabilirsiniz. Kurultayda demişim ki ben tüzük kurultayını toplayacağım ve yapacağım. Niye yapmadın diyorsunuz. Gerekçesini duyunca siz de hak verdiniz. Kayıt altında söylüyorum. Kayıt altında. Ben bu partiyi yapılacak ilk genel seçimlerde iktidar yapmazsam ben ertesi günü yokum. Kurultayı toplarım veya olağan kurultay sürecini başlatırım ama aday değilim. Yani o sabah ilan edersiniz. O sabah, şimdi ilan ediyorum. O sabah yayınlayın. Peki. Efendim çok çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Bu arada şunu da söyleyeyim yani. Mutlaka başaracağımıza inanıyorum. Çıkacağım otobüsün üstüne ve diyeceğim ki bakın yine yanıyor ışık. Yok, o özgüveni görüyoruz zaten. Ondan yani, emin olun ya. Benim kariyer planım bu partiyi birinci parti, iktidar partisi yapmak diyorsunuz çok her zaman. Çok net. Ben yıllarca şunu söyledim kadınlara. Dedim ki çok çalışacağız, başaracağız. 31 Mart içinde dedim ki 31 Mart akşamı tülbenti sirkeli suya basıp başım ağrıyor diye yapmayacaksın. Gerekirse sallayacaksın. Ama sonra ricada bulundum. Halay çekmeyin, sevinç gösterisi yapmayın, kimseyi üzmeyin. Çünkü bu seçimde insanları bize oy verdiler ve kaybetmiştik hissi kimsenin üzerinde yaratmayın dedim. İnanın ben bu konuşmayı 5 yıl önce Manisa'da 4 belediye kazandığımızda yaptım. Süleyman Seba gibi olmak lazım. Kaybeden takımın taraftarını ve kaybeden takımı da düşünmek lazım. Yandaki soyunma odası. Yandaki soyunma odası. 2 yıl sonra mı, 3 yıl sonra mı olur? Seçimi kazandığımızda, Cumhuriyet Halk Partisi seçimi kazandığında bizim Cumhurbaşkanı adayımız Cumhurbaşkanı olduğunda da yapacağım çağrı farklı olmaz. Kimseyi kızdırmayın. Çünkü bize yapılanı biz yapmamamız lazım. Kimseyi ötekileştirmeyin. Biz asla ve asla AK Partilileri, MHP'lileri düşman olarak görmüyoruz. Geçmişte oy vermedilerse biz alamamışızdır. Bugün verdiler, seçildik. Asla revanşist bir yaklaşım yok. Ama geçmişte yapılan hatalar vardır. Kanun önünde, hukuk önünde, bağımsız yargı önünde hepsinden hesap sorulur. Ama seçmenle hiçbir problemimizin olmadığını ve onları Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu birer vatandaş olarak çok sevdiğimizi bilmelerini isterim. Kazandığımız akşamda 31 Mart'ta başarıyı nasıl taşıdıysak aynı şekilde taşıyacağız. Çünkü bizim işimiz o gece başlıyor. Biz Türkiye'yi yeniden Atatürk'ün gösterdiği rotaya sokacağız. Gelişmiş medeniyetler seviyesine hem hukuk olarak hem ekonomi olarak. 10 yıl CHP yönetecek bu ülkeyi, 10 yıl. Biz öyle 6-0 atmayacağız, 1-0 atacağız. Ama o 1-0'ı fiyatlardan atacağız, maaşlardan atmayacağız. Alım gücü 10 kat artacak 10 yılda. Avrupa Birliği, Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü'ne gidelim diyor. Ben diyorum Avrupa Birliği'ne sokacağız. Burada milli gelir, şimdi yenileri düşürdü 45 bin dolar ama eski üyelerde 55 bin dolar. Burada 4500 dolar. Tayyip Bey'in gidelim dediği yerde 4500 dolar, benim gidelim dediğim yerde şimdi 45 bin dolar. 10 kat fark var. Satın alma gücünün 10 kat artacağı bir Türkiye 10 yılda. Bütün fiyatlardan 1-0 at, yani bugünkü maaşı alacağım ama mazot 4 liraya düşmüş olacak gibi düşün. Satın alma gücü böyle bir şey. Sıfırı maaştan değil fiyatlardan atacağımız bir 10 yıl. Bunu yapmanın önünde hiçbir engel yok. Yalçın Hoca anlattığında da yapamazsınız diyen yok. Ama
kimden yana olduğuna karar vereceksin. Yandaştan mı, vatandaştan mı? Zenginden mi, yoksuldan mı? Memurdan, emekçiden, emekliden mi? Holding sahibinden mi? Kimden alacağına karar vereceksin. Bir de ülkeyi büyüterek büyüyeceğiz. Ülkeyi büyütmenin yolu da penye satarak rekabet etmeye çalışmak değil. Penye sattın mı, asgari ücret veren için çok fazla, alan için çok düşük. Neden? Mısır'la, Hindistan'la yarışıyorsun. Ama sen yüksek teknoloji, yüksek katma değerli ürünler yaptığında ya da çok doğru alanları doldurduğunda Türkiye'nin gücünü görerek, o zaman bu asgari ücretin 5 katını da versen, verene de çok değil, elene, alana da anasının ak sütü gibi helaldir. Peki. Evet efendim, çok çok teşekkür, ben teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bizi kabul ettiğin için de Mor Reyhan Çayı. Onun da reklamını yapalım. Arap Gir'inde yapalım Arap reklamı. Gir burada Haluk Cömertoğlu Başkan'a da selam olsun. Mor Reyhan Çayı bütün Türkiye'ye tavsiye olsun. Ve Mor Reyhan Çayı herhalde başladı. Ankara'daki, İstanbul'daki halk marketlerde falan da erişilebilir. Coğrafi işaretleniyor. Durumda tabii tabii. Başkan müthiş bir emek. Ben de her gelen büyükelçiye Mor Reyhan Çayı'nı da ikram edip anlatıyorum. Ama Manisa'nın mesirini de veriyorum. Bakın neler olacak Mesir Festivali'nde. 477 yıl sonra ilk kez CHP yaptı festivali. Ama seçildikten 20 gün sonra da yine de müthişti. Gelecek sene, ondan sonra işte mesela dünyanın fitoterapi kongrelerinin Manisa'da yapıldığı, bitkilerle tedavi. Sosyalist Enternasyonel'in Manisa'da toplandığı falan. Türkiye'de toplanıp Mesir Mağazınlarına, festivaline gittiği süreçler yaşandı. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Evet sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden yayınımızı noktalayalım. KRT Yön Radyo ortak yayınımız ekranınızdaydı. Sayın Genel Başkan'a gündeme dair pek çok soruyu sormuş olduk. Zafer Arap Birliği ile birlikte diyelim. Ve tabii işin mutfağındaki arkadaşlarımıza da teşekkür edelim. İyi akşamlar diliyoruz.